Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfayla karşınızdayız. Haftanın son, bir başka deyişle yeni haftanın da ilk programında sizlerle birlikteyiz. Evren Turhan, Mehmet Özcan ve Ender Alkan'la beraber gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Aslında açılışı Galatasaray'la yapmayı planlıyorduk. Ta ki 1-1,5 saat öncesine kadar Sarı Kırmızılı takım Gençler Birliği karşısında önemli bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız döndü. Ancak gündem şu an itibariyle Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal'la karşılıklı anlaşarak yolların yollarını ayırmış olması. Sarı Lacivertli Kulübün vermiş olduğu bu kararı tabii ki hocayla da beraber ortaklaşa almış oldukları bu kararı değerlendireceğiz yorumcularımızla. İlerleyen dakikalarda Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri aynı zamanda yorumcumuz Volkan Demir'le de bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu sürecin perde arkasını bizlere anlatacak. Bundan sonraki haftalarda Fenerbahçe'yi ne bekliyor olacak? Bunu da mutlaka kendisiyle de değerlendireceğiz. Evren Turan seninle başlayalım isterim. Hakikaten çok da sürpriz diyemeyeceğimiz bir Karar e, gecikmiş bir karar mı yoksa artık e, zaman zamanı gelmiş miydi? Doğru zaman bu gece miydi ya da Antalya maçının hemen sonrası mıydı? Belki bunlar da tartışılabilir. <laughs> Ama benim ilk olarak sormak istediğim soru şu. Ersun Yanal'ın bu dönemini nasıl hatırlayacaksın? E, Ersun Yanal futbol severlerin anılarında, hafızalarında bu dönemde nasıl yer etmiştir? E, tabii kötü yer etti yani şu açıdan son döneme baktığında son 1,5-2 aylık, aylık döneme 20 yıllık bir, 21 yıllık bir orada kaybetmeyişi kaybetti Galatasaray'a karşı. Artı son 1,5 aylık dönemde de Fenerbahçe üst üste aldığı mağlubiyetlerle, oynadığı kötü oyunla beraber de şampiyonluktan iyice uzaklaştı. E, Pro Senelik'te bunlar vardır. Biz teknik adamları eleştiririz, konuşuruz. Bizim zamanımızda da oynadığımız dönemlerde de hocalar gitti, geldi. Zaten şu an Türkiye Ligi'nde 5 tane teknik adam sezon başından beri takımda devam ediyor. Yani bizim e, sirkülasyon çok fazla oluyor yani evet. ligde, hoca değişimi. Başarılı. Ama büyük takımlarda işte Abdullah Hoca çok büyük umutlarla geldi. Gitti. Ersun Hoca keza şampiyon yaptı. Seyirci çok istedi. Ali Koç getirdi. Ama genele baktığında da bir başarısızlık vardı. Bunu biz burada aslında bir buçuk iki ayda devamlı konuşuyoruz. Bu işin olmadığını, hocanın olaya konsantre olamadığını, oyuncularla bir kopukluk olduğunu, oyuncuların performansının düştüğünü, hem takım oyununda sıkıntılar olduğunu, hem bireysel performansta olduğunu. Evet, mücadele var ama oyun anlamında bir ee, ...bir sistem yok yani, bir düzen yok. Oyuncular nerede oynadığını bilmiyor. ve Fenerbahçe aslında bunu görüyordu. Ama tabii ki e, futbolda ne yazık ki... ...bütün kulüpler için konuşuyorum aslında bunu. Yönet yönetmek, yöneticilik çok ayrı bir kavram. Biz bunu çok iyi beceremiyoruz. Yani e, teknik adam evet... ...sporcu, futbolcular evet... ...bir de bir yönetme, yöneticiler vardır, başkan vardır. Yani orada, oradaki... ...gidişatı görüp... ...kötü gidişatı, uyarıyı yapmak... ...veya işte orada neşteri zamanında vurmak çok önemli... Bence Ali Koç bunda çok geç kaldı. Ee, daha önce bunu yapsaydı bence daha önce Fenerbahçe takımı toparlayabilirdi. Çünkü takımla e, hocanın maçtan sonraki yorumları, e, oradaki duruşu, sağ kenarındaki duruşu hiç e, pozitif değildi. Yani o enerjiyi vermiyordu. Bunu e, herkes de görüyordu aslında ama işte sonuçta bir taraftar var, fanatiklik var. İnsanlar e, devam, devamlı devam, devamlılık olsun istiyor, hocalarını savunuyorlar. Onlara hak veriyorum. Ama kötü gidişat var. Ha Bunu mesela şimdi yine yanlış ama Fatih Hoca için söyleyemez. Biz Fatih Hoca için burada herkes dedi ki işte kaçacak, gidecek dediğinde herkes gider dedim ben. Abdullah Hoca ilk önce gider, sonra Ersun Hoca gider, Fatih Hoca her zaman kalır. Ya, Fatih terimi insanlar sevebilir, sevmeyebilir, ama eleştirebilirler. Bunu, Bu çok normal bunu, ama bunu aynı, şey diğer hocalarla aynı kredisi yok herhalde. Hem farklı kredisi var, hem tecrübesi var. Şimdilik'teki geldiği duruma baktığında bizim haklılığımız ortaya çıkıyor. Yoksa Galatasaray'la olmamız veya öbürünün Fenerli olması değil. Yorum bu işte. Yorumculuk böyle olur. Yani öbür türlü Galatasaray iyiken herkes Galatasaraylı oluyor. Galatasaray kötüyken hepsi düşman oluyorlar. Önemli olan iyi günde kötü günde onu görebilmek ve gerçeği söyleyebilmek çok önemli. Bu çok var. Burada Fenerbahçe'de Ersun Hoca'nın bu kötü gidişattaki bu iki aylık şeyde gözlerine perde indi ve bazı şeyleri görmediler. Orada başkan bunu görecekti veya oradaki yöneticilerden biri görecekti. Belki Emre görmüştür Belezoğlu. Belki Volkan görmüştür. Belki ondan konuşmuşlardır aralarında. İşler kötü gidiyor. Kendi aralarında bunu tartışmışlardır. Takımın dizaynı bozuldu. Takım bir türlü üretim yakalamıyor. İşte hoca e, alınan oyuncuları işte oynatmıyor. Yönetim bir stoper alıyor. Oynatmıyoruz. E, orta saha oyuncularla işte hep e, birkaç defa tuttu sezon başı. işte Başakşehir maçı, X maç. Orada o zaman o oyuncular yoktu. Beş tane orta saha oyuncusuyla oynadı. Bir iki defa kazandı. Ama o her zaman olmaz. Yine ısrar etti onda. E, oyuncu alındı. Yine orta sahile çıktın. Yine Jaysun oraya koydun. E bu kadar ısrar olunca hele son maç artık tam olacak iş değil yani. Son 4 dakika, son 30 dakika mağlupsun. Son 4 dakika 2 tane oyuncu sokuyorsun oyuna. Yani onları belki daha önce hamle yapsa maçı çevirebileceksin. Yani bunlar e, futbolun içinde olan insanlar, futbolu, Ki başlangıç planı da sorulur Evet, olabilir. futbolu takip eden insanlar, bunu seyirciler bile illa futbol oynamana gerek yok. İzlediklerinde görebiliyorlar. Hocam alsana. Ya niye almıyorsun? 86. dakika adam alınır gibi gibi böyle yorumlar yapıldı. E, artı en büyük e, bence olay Trabzon maçında sahaya çıkması. Oradan bir anlam veremedim. Yani şimdi e, istifa etmiş bir teknik adam yani orada sıkıntılar var. Niye takımla gidiyor? O da çok ilginç. Ona da çok şaşırdım. Yani çok tuhaf. Yani olacak iş değil. Yani orada Ersun <laughs> Hoca'nın olması ya Emre Belözoğlu'nun bu tecrübesi yeter. Volkan'la beraber götürsünler. Bundan sonra ne olacak ki zaten? Yani sen şu an bir hedefe gidiyorsun. Takımda bir orada bir enerji olması lazım. Bir değişiklik olması lazım. Yani hocanın orada bir enerjisi yok ki. Adam gitmiş zaten. Yani orada durmasının bir anlamı yok. Oyuncu ona kenara baktığı zaman maçta bir enerji alamaz ki bir motive. Yani anladın mı? Yani onun için o da o da çok saçma geldi bana. Yani yanlışlıklar üst üste geldiği zaman e, böyle her şey ters gider. E, Fenerbahçe yine çok iyi başladığı bir sezona. Hedefinin çok e, iyi o, şampiyonluk olduğu bir sezonda bir buçuk ayda her şey dağıldı. Özellikle Ersun Hoca bence Fenerbahçe Galatasaray maçında sonra gitti. Hani bizde derler ya okey'e dönüyor. Ondan sonra okeye dönmeye başladı. Yani Hı. o zaman açıklamadılar. Şimdi yavaş yavaş e, açıkladılar. Antalya maçı olsun, o olsun. Halbuki o maçtan sonra bence o akşam olay bitti. Ama e, o zaman söylemek istemediler. Çünkü Galatasaray'ın ilgisi var, o var, her şey üst üste gelmesin diye bence açıklamak istemediler. Çünkü o yemek sohbetinde, toplantısında hocanın suratından, oradaki durumdan, yani insanların mimiklerinden, hareketlerinden anlıyorsun vücut dilinden. Oyuncuyu bile anlıyorsun vücut dilinden ne olduğunu. Hele bizden. Hiç şaşmaz. Rendeirocu'da yani oynadı. Mehmet de yıllarda içinde sen de içindesin. Anlarsın yani. Futbolcunun orada toplantıda vücut dilini kulüpte evet. olduğunuz evet. dönemde hepsini görürsün. Orada zaten her şey anlaşılmıştı. Bugün böyle bir şey olur. Ayrılısı olsun. Başka bir teknik adam gelir veya yeni bir şey olur, yeni bir heyecan. Ama Fenerbahçe'nin ekolü şu bence. Fenerbahçe'ye gelecekse Türk hoca olmayacaksa bana sorarsan Alman ya da Brezilyalı iyi bir yani Zico gibi mesela isimli Brezilyalı ya da işte Löw gibi Alman Ostek o zaman gelmişti. Yani Almanya'da Brezilyalı, iyi bir Brezilyalı ekolü yabancı da tutuyor. Öbür türlü başka bir teknik adam yabancı da tutmaz. Lövde Burak Fenerbahçe'yi Adana Spor'da bile tutunamadı yani gençlik Adana'da Adana'da ben, ben beraberdik, beraber beraberdik Adana'da <laughs> çok kötü evet. döneme geldi o. Yani öyle bir döneme düştük ya küme düştük. Evet doğru küme <laughs> Ama Löv ondan sonra hoca oldu abi. Ya yani Dünyanın benim, en önemli hocalarından. Lövle ben çalıştım oldu. işte evet. orada babam gibiydi adam benim yani düşün. <laughs> sonra yıllar sonra karşılaştık. Ben işte başka bir takımdaydım. O Türkiye'ye gelmişti. Yani Adana'dan oraya Alman milli takımına gitti adam. Yani buradan bir kurtuldu herif Alman milli takımına gitti. Düşün yani. Ersun Yanal'la alakalı konuşacağız. Beş maçtır Fenerbahçe kazanamıyor ve bunun doğal neticesi olarak da şampiyonluk yarışında Sarıla Acıvertliler epey geride kaldı. Bundan sonra Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Bu konuyu da ayrıca değerlendireceğiz ki hafta içerisinde Zira Türkiye Kupası'nda deplasmanda Trabzonspor'la oynanacak çok kritik bir karşılaşma var. Bu maça da bugün küçük bir giriş yaparız onu da söyleyelim. Ender Alkan bu karar herhalde çok şaşırtmadı diye düşünüyorum evet. seni. Tabii ki de şaşırtmadı. Hani malumun ilanı oldu bence. Evren Hoca güzel özetledi. Zaten şey geçen hafta derbiden sonra bence şampiyonluk iddiası da kalmamıştı bence Fenerbahçe'nin. Yani bir de çok iddialı başlamıştı Ersun Hoca gerçekten. Bir de Ali bu sezon tamam hani geçen sezon olumlu olumsuz işler oldu ama bu sezon yapılan transferlerden sonra Gerçekten şampiyonluğun en büyük adayı görüntüsü vardı. Sezona da iyi başladılar. İyi de transferler yapıldı. Aslında belli dönemde iyi oyunlar sergilendi. İyi skorlar alındı. Ama sonraki dönemde bir türlü e, istenen hem sonuçlar alınmadı. Hem de hoca sadece istatistikler üzerinden oyunu yorumladı. Yani bence orada da yanlış yaptı. Onun üzerinde de inşallah maçı konuştuğumuz zaman Fenerbahçe'nin e, Antalya maçında. Bu istatistiklerle ilgili de bir şeyler söyleriz. Tabii hayırlı olsun ilk önce Fenerbahçe için. Ee, yani Trabzon maçına çıkacakmış. O tabii kulübün kararı. Ama ikinci döneminin e, çok iyi geçmediğini, e, şu anda da gerçekten şampiyonlukta e, çok geride kalan bir Fenerbahçe var. Ha, şunu söylemek lazım. Eldeki bu kadro yani tamam belki şampiyon olamazdı ilk sonunda ama bence daha iyi organize edilseydi şu anda hiç olmazsa yani lidere yakın pozisyonda olurdu. Önünde 6 evet. tane, 7 tane, 6 tane takım olmazdı bu kadar puan farkıdı. Ol, olmayacağını düşünüyorum. Biraz hocadan, hocanın da mutlaka yani başarı başarısızda bir sürü hatalar vardır. Hem yönetimin, hem oyuncuların, hem hocanın ama hocanın da bu konuda çok e, iyi bir sınav vermediğini düşünüyorum. E, bundan sonraki süreçte de Ertuğrul Hocaya başarılar diliyorum ama hiç iyi bir sezon geçirmedi. Ve bundan evvel de yani sadece bu değil Ersun Hoca'nın son 2-3-4 takımında da gerçekten <laughs> e, başarılı bir dönem geçirdiğini düşün, gö göremedik yani. Uzun o süredir. Evet. E, uzun süredir. Ya, yani, Fenerbahçe ile şampiyonluk aynen, yaşadığı dönemin sonraki ardından. sonraki dönemde. E, yani ondan sonra tanım eski şehir oldu, Trabzon oldu. İki kere Trabzon'a gittiler abi. yani <laughs> istenen sonuçlar da olmadı. Ve ...Trabzon Trabzonspor'da belki de e, o döneme kadar çok uzun yıllar boyunca hiçbir hocaya tanınmayan imkanlar, e, kadrolar. transferler Çok ciddi yapıldı. anlamda 22-23 tane 11 aday oyuncuyla beraber. Şunu hep Kötüydü. söylerim Enir abi. Yediğin yediği Volkan Şen'di. O Volkan Şen bugün Adana Demirspor'da gayet oynuyor. Yani öyle bir Trabzonspor'da geniş kadro verildi. Orada anormal başarısız. Bence bu kadroda genişti. Bence iyi kullanılmadı. İşte Mehmet İkici kadroya yazılmadı. Ondan i̇şte sonra kurtaracak iki gibi. hafta kurtarıcı olarak giriyor. Geçen hafta derbide kurtarıcı olan, olarak oynayan Tolgay. Tolga. Tolgay ki uzun süredir oynamıyordu derbiye kadar. Bu hafta bakıyorsun ilk 11'de yok. Oyuna daha iyi girmiyor. Bu hafta bakıyorsun bir sürü oyuncunun yeri değişmiş. Yani sağ bekin değişmiş. Sağ önün değişmiş. Sol önün değişmiş. Stoperin değişmiş. Yani bu böyle bir kurgulamada böyle bu kadar oyuncunun değiştiği bir ortamda da yani başarılı olmak mümkün değil yani. Başarılı. Oyuncu ne düşünür Ender Hocam sen de? Biz yaşadık. Ne düşünürüz? Mesela Ersun Hocam oynatıyor orta sahacıları. Sağ, kendi yerinde olan oyunu, oynamıyor haftalardır. Evet. Veya işte bir oynatıyor seni sonra oynatmıyor. Yani ben ondan nasıl verim alırım? benim O teknik adamla nasıl diye olur ya? Bana 25 maç şans vermemişsin. Hiç ummadığım anda oynatıyorsun. Tabii ki oyuncu hazır olmalı. Ama şimdi oyuncuyu oynattın, attın, bitirdin. Ya bile... Sokuyorsun, 6 ay adama diyorsun ki ben bunu düşünmüyorum Mehmet Egeci'yi. 6 Ocak ayında diyorsun ki devam et. Mehmet Ekici lisans çıkartıyorsun. İşte Alper'i bu tarafa getiriyorsun. Yani burada her şey karmaşık. Ya kendi karar veremiyordu ya da çok yanlış kararlar vardı. Ya, şöyle ki şunları da söylemek lazım. Şimdi elin Vedat Muriç'i transfer ettin. Gerçekten iyi transfer. Onu da gösterdi. Belli dönem gerçekten inanılmaz katkı verdi. Bir de onun yanına Mevlüt'ü transfer ettin. O da geçen sene 12-13 gol atmış bir bir oyuncudan mı bahsediyorsun? Diğer tarafta şu anda Galatasaray 48 puanda. Galatasaray bir dönem santraforlarını Andone sakatlandı. Falcao yok. Yani ne olursa olsun bunlardan çok verim alamadın yani. Ona rağmen şu anda 48 puanım var. Aynı şekilde Beşiktaş'ta bir Burak Yılmaz Ara ara devamlı sakatlandı, sıkıntı oldu. Umut Nayır'la oynamak zorunda kaldı. Ona bakıyorsun o da bir şekilde 40 puan 40 yapmış. Geldi. Senin elinde bu kadar orta sahada 7-8'i. Bir şey 7, daha Ender abi. Haftada bir maç yaptı Fenerbahçe. Tabii onları, evet. hiç, onları zamanla da söyledik. ve Ve kulübende bakıyorsun gerçekten tecrübeli, kaliteli ve senin aldığın şu var. Hani hoca da diyemez. Geçen sene hani devre arası geldin 5-6 transfer yaptın. Bu sene bakıyorsun 14-15 transfer yapmışsın. Bu ne demek? 20 kişilik bir oyuncu avuzu. Yani burada bunlar da devamlı kulüplerinde oynamış oyuncular. Yani bakıyoruz yine stoperde sen Jalison'da ısrar ettin. Yani bunlar çok büyük hatalar. Yani Jalison bu kadar hata yaparken oynaması, oynatılması ve bu hafta bakıyorsun o Jalison yine orta saha oynuyor. Stoperi değiştirmiş. Yani konuşulacak çok şey var aslında da. Konuşacağız, konuşalım. konuşacağız yani. Çok Bolkan ee, Demir telefon attığımızda bizi bekliyor. Az sonra sana da döneceğim Mehmet Özcan. Bolkan Demir Fenerbahçe'yi çok çok yakından takip ediyor. Bu ayrılık süreci nasıl gelişti Bolkan Demir? Bunu merak ediyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan aslında hocayı da onore eden tarzda bir açıklama söz konusu. Bu açıklama öncesinde süreç nasıl gelişti? Detaylar senin öğrenebildiklerin neler? Bunlarla başlayalım istiyorum. Sonrasında önümüzdeki haftalarda sarı lacivertli kulüpten kulübü neler bekliyor teknik direktör seçimiyle ilgili bunu da değerlendiririz hoş geldin. Aslında süreç herkesin e, bence gözünün önünde gelişti. Yani Beşiktaş maçının öncesinde teknik direktör Ersun Yanal'ın takım içinde yaşadığı problemler, e, kazanılan Beşiktaş maçının ardından takım kaptanıyla birlikte basın toplantısına çıkılması ve e, ardından aramızda hiçbir problem yok. Ben görevimin başındayım gibi ifadeler kullanması hocanın hatta öncesinde ben bir basın toplantısıyla her şeyi anlatacağım. Fenerbahçe bu maçı teknik direktörsüz yendi diyerek bir e, kimilerine göre blöf, kimilerine göre rest çektiği konuşuluyordu. Ondan sonraki süreçte de e, bir galibiyet serisi geldi biliyorsun. Beşiktaş, Çaykur Rize Gazişehir ve ba Başakşehir yani ikinci yarının, ilk yarının sonu ve ikinci yarının başı itibariyle Ersun Yanal e, sonuçları toparlayınca e, sanki dengesi de kendi e, ruh halinde e, biraz daha stabil hale gelmiş gibi görünüyordu. Fakat e, Trabzonspor maçıyla başlayan süreç yine aynı o problemlerin e, gün yüzüne çıkmasını e, sağladı ya da neden oldu diyeceğim. E, ve Ersun Yanal'ın Fenerbahçe kariyeri beklenmedik şekilde e, sezonu tamamlayamadan, sezonun final haftalarına dahi takımı iddialı şekilde sokamadan sona erdi. Bunun perde arkasında aslında çok fazla sürpriz bir şey yok. Yani sadece bugünle ilgili şunu söyleyebilirim. Bugün e, Sayın Ali Koç'la e, ...biliyorsunuz Ersun Hoca şu an Belek'te. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı için e, Belek kampında olduğunu söyleyelim. Ersun Hoca da orada. Fakat Ali Bey İstanbul'daydı. Ali Bey Ersun e, Hoca'nın bir telefon görüşmesi yaptığı e, Ersun Hoca'nın kullandığı ifadeler şu şekilde diyor ki ben artık taraftarın gözünde güvenimi güvenini yitirmiş bir teknik direktörüm. E, bu nedenle artık göreve devam etmek istemiyorum. Aslında bu, bu ifadeleri daha önce de kullanıyor fakat e, Ali Bey göndermeye yanaşmıyor. Bunun da farklı sebepleri var. Onu daha sonra konuşuruz. Ali Bey göndermeye yanaşmıyor. E, ama e, artık böyle bir talep gelince hocadan Ali Bey de yani gidene dur diyemez. Bir de bu kadar büyük kamu kamuoyu baskısı varken e, böyle bir duruma hayır diyemiyor. E, ve zaten aslında resmi sitede yapılan açıklamada bunun benzerinde, bunun paralelinde bir açıklama. Ee, tek bir ricası oluyor Ali Bey'in. Diyor ki e, bizim halletmemiz gereken bazı pürüzler var, bazı detaylar var. Kupa maçına takımı sen hazırla ve kupa maçına takımın başında sen ol. Ondan sonra görevi bırakabilirsin diyor ve karşılıklı anlaşıyorlar. Mali konularla da mali konularla ilgili de anlaşmaları anlaşmayı sağladıklarını duydum. Fakat detay soracaksın onu bilmiyorum tazminat olmadığını söyleyeyim. Sözleşmede kesinlikle tazminat yok. Ersun Hoca'nın kalan 3 aylık maaşı var e, ve o maaşında ben tahmin ediyorum ki bir şekilde e, Ersun Hoca'ya iletilmiştir, Ersun Hoca'ya verilmiştir. Belki kulüp e, üzerinden değil de Ali hani Bey şahsi olarak bu konuyu halletmiş olabilir. O kadar detayını bilmiyorum ama mali konularda da e, Fenerbahçe kulübüyle Ersun Yanıl'ın e, mutabakata vardığını ifade edelim. Bundan sonra ne olacak sorusu Sorun içinde miydi? Biraz uzun bir soruydu o kısmı kaçırdım. İçinde olsun sorunun Ece. zaten sıradaki soruda hakikaten buydu. Bundan sonra. Ne olacak Fenerbahçe'de? Bunu merak ediyoruz. Kulübün içerisinde elbette değerli teknik adamlar var. Futbolu yeni bırakan bir Volkan Demirel var. Tabii ki lisansları yeterli mi yetersiz mi bu çok ayrı bir konu. Emre Belezoğlu gibi orada çok ağırlığı olan bir figür var. O da takım arkadaşlarına yardımcı olabilir. Ama uzun vadede ne olacak? Nasıl bir çözüme gidilecek? Ne dersin? Yani lisans konusu herhalde burada son detay olur Kerem. Yani sonuçta burada Roberto Carlos'ta, Sergen Yalçın'da teknik direktörlüğe başladığında e, lisansları yoktu biliyorsun. Basın toplantılarında başka hocalar çıkıyordu. Bu noktada e, Emre Berezoğlu'nun ya da Volkan'ın takımı, Volkan Demirel'in takımının başına gelmiş gelecek olması e, bu anlamda çok sıkıntı yaratmaz. Yani kulübede nasıl duracak vesaire gibi problemler olmaz. E, ama işin e, asıl kısmına gelecek olursak, ana konuya gelecek olursak Fenerbahçe'nin ee, hangi noktada hangi adımları atacağı? Bir, yabancı mı? Yerli mi? İki, e, takım içinden mesela bir Volkan Demirel veya bir Emre Belezoğlu'nun antrenör olarak takımı e, sezon sonuna kadar taşıması mı? Burada görüntü üç farklı e, yolun olduğu ve bu üç farklı yoldan hangisini izlenecek konusunda konu çok sıcak olduğu için henüz daha iki saat dahi olmadı resmi açıklama yapılalı. Çok fazla, Dona'ya çok fazla bilgiye sahip değiliz. 3 farklı kanaldan gelen bilgileri aktarayım. Bunlar teyit edilmemiş bilgilerdir. Tekrar ediyorum. E, teyide muhtaç bilgilerdir. Doğruluğu tartışılır. Ben söylüyor olmama rağmen bunu söylüyorum. Bir, e, yönetim içerisinde sezon sonuna kadar Emre Belezoğlu ile ilgili Emre Belezoğlu takımı sezon sonuna kadar taşımasıyla ilgili bir fikir ağırlığı olduğu yönünde bir bilgi aldım. İki, e, yurt dışından bir yabancı hocayla anlaşma sağlandığı Ersun Yanal'ın bu yüzden gönderildiği yönünde bir iddia var. Üç, yerli teknik direktörlerle ilgili e, şu an itibariyle bir adım atılmayacağı. Yani yerli teknik direktörler demeyeyim. E, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal boşta olduğu için şu anda onlar e, yerli hoca olarak e, adaylar arasında ama ikisiyle ilgili herhangi bir at, adım atılmayacağını duydum. Erol gelen Bulut ihtimal hangisi? Da. Volkan efendim? Sana en yakın en gerçekçi gelen ihtimal hangisi? Şunu da söyleyeceğim. Erol Bulut'la ilgili de e, sezon devam ederken kesinlikle olmayacağı ifade Hı. edildi. Sezon sonunda olabilir. Benim ben burada bir tahmin yürütmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Fenerbahçe yönetiminin şöyle bir hassasiyeti var. İşte bir geçmiş dönemde Ersun Yanal'ı biraz taraftarın sosyal medyanın etkisiyle göreve getirdik. Bundan sonraki kararımızı sakin bir kafayla kimsenin baskısı yönlendirmesi olmadan vermek istiyoruz diyorlar. Ben de bu fikre katılıyorum. Umuyorum gerçek düşünceleriyle kimseden etkilenmeden kamuoyu ne der, o ne der, bu ne der, sosyal medyadaki troll hesaplar ne der diye kaygılanmadan bir e, karar verebilirler. Ve bu karar da Fenerbahçe için hayırlı olur. Ben burada bir e, Hepsiyle ilgili bazı düşüncelerim var ama teyit edemediğim için, hangi yolun izleneceği konusunda bir teyit alamadığım için bu konuda senden izin isteyeceğim. Bu konuda bir fikir belirtmek istemiyorum ama yarından itibaren muhtemelen daha yakın, daha sıcak bilgilere ulaşacağız. Ondan sonra da yine izleyicilerimizi en kısa sürede bilgilendirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum Volkan Demir aktardıkların, bizimle paylaştığın düşüncelerin için. Ee, Volkan Demir ile birlikte Ersun Yanal sürecini değerlendirdik. Ee, Ersun Hoca ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. İki taraf için de hayırlı olsun diyelim. Ee, Mehmet Özcan'a dönmek istiyorum. Volkan'ın bizlere aktardıkların ışığında ilave etmek istediğin bir şey var mı? Bu karar doğru bir karar mı Fenerbahçe için? Doğru zamanda alınan doğru bir karar diyebiliyor musun? Ersun Hoca'nın geliş şekli zaten ee, biraz sıkıntılı olan taraftar baskısıyla geldi. Nitekim taraftar artık Ersun Hoca'ya sırtını dönünce de Ersun Hoca bırakma kararı aldı. Ender, Ender Hocam güzel özetledi. 2014 yazında ben Ersun Hoca'nın teknik direktörlüğü bıraktığını düşünüyorum. İki kere Trabzonspor'a geldi o dönemden sonra. İkisine de çok başarısız oldu. E şimdi ister istemez 2014 yazına gittiğimde bir haksızlık yapıldı. Of şampiyon yaptığı, Nisan ayında şampiyon yaptı. Fenerbahçe devam etseydi hı hı. Ersun Hoca'nın da Fenerbahçe'nin bambaşka bir hikayesi olabilirdi. Ama ondan sonra işin teknik anlamında e, Trabzonspor hiçbir şey veremedi. Dönülün e dönelim Fenerbahçe'ye. E, Kerem çok uzağa gitmeye gerek yok. Hepimiz Son diyoruz ama sırf Son değil. Fenerbahçe'de aynı anda ilk 11'de 3-4 oyuncu farklı mevkilerde oynuyordu. Doğru. Yani siz en basit yönetim, Türk Telekom'da 4 merkez orta sahayla beraberli alırsınız ama o 4 merkez orta sahayla Kadıköy'de Antalya'nın karşısına çıkarsanız Antalya son galibiyetini alır. Ondan sonra hatırlıyorsun 7-8 maç Üst üste kaybetti. iki hoca değişirdi falan filan. İşin e, bir de benim en hani takıldığım husus maç son açıklamaları. Yani burada biraz e, rakiplere de çok saygısızlık yaptı. Her fırsatta Fenerbahçe büyük kulüp şampiyon olacak, şampiyon olacak. Ama işin hani e, teknik taktiğinde biz bir şey göremedik. Ben asla Ersun Yanalı için takımına kötü itman yaptırıyor. Fenerbahçe'li oyuncular fizik olarak kötü durumda değil ama işin e, teknik taktiğinde şöyle sıkıntılar var. Öyle ilk kombinler sahaya çıkartıyorduk. işte en basit örneği geçen haftaki derbi. Fenerbahçe 9 defansif oyuncuyla çıkıyor. Galatasaray 9 ofansif oyuncuyla çıkıyor. 21 yıllık seri biter. Yani bu çok e, sürpriz değil. Artı e, yani ilk 11 kadro mühendisi diyebiliriz e, Kerem. Öyle bir Hı -hı. kadro mühendisi olduk Fenerbahçe'nin. Vedat ile Kuric dışında kim gol atacak? Yani sezon ortalamalarına bak. Yani Fenerbahçe 50 golü bulmaz dersin. Zaten bu kısırlık bir anlamda 5 haftalık sonuçlar. Artı hani ben burada Fenerbahçe şu anlamda savundum. Yani oynadığı futbol keyif veriyordu işte. Bir Kayseri maçı hatırlıyorum 1-0 kaybetti. 3 top direkten döndü. Rodriguez dünyaları kaçırdı ama ender abi 1 olur 2 olur. yani çoğu maçları böyle puan kaybetti Fenerbahçe. Keza Trabzonspor maçı ne konuştuk? Fenerbahçe çok iyi oynadı ama kaybetti. Fiziksel olarak güçlü ama beceri olarak üst düzey Ve oyuncu sayısının az olduğu bir takım. Kadro mühendisliği artı falet alamazsınız. Yani o hakkı vermiyorum ben. Sol bekin sıkıntılıysa orada ne yapıp edip bir sol bek takviyesi yapacaktın? bir sürü stoper alındı. Bu arada bir değil iki transfer dönemi geçirdi Ersun Yanal. Evet. Artı geçen sezonda başarısızdı. Geçen sezonun son 5 maç galibiyet serisi insanlar 6. Hani bitiriyor ama Fenerbahçe çok sıkıntılı günler geçirdi. İki transfer dönemi geçirdi aslında. Doğru. Bu arada transfer döneminde evet. bir şey yapamadıkları için. Tep falan, diyaloglar falan. E, maç sonrası açıklamaları ya yani dediğim gibi zaten e, Ersun Yanal'ın biraz da e, Şirazi'sini kaybettiği mi diyeyim hani e, Alanya maçından sonraki açıklamalar PFK'nın en az 3-4 maç ceza alması gerekti. O es geçildi. E son Galatasaray maçı bakıyorum. Gözün önünde Tolga Ciğerci, Onye Kurya faal yapıyor. Alanı ihlaldi, edip itiraz ediyor. Yani bunlar Ersun görmediğimiz hareketlerdi. Ben bu kadar eleştiriyorum ama ne hani Ersun geçmişine ve kariyerine şöyle saygı duyuyorum. Bizim ligimizde hangi oyuncudan bahsetsiniz ligimizden hepsinde bir Ersun Yal eli değmiştir. Hani. Arda Turan diyelim, Manisa, Burak Yılmaz'ı, Selçuk İnan'ı, Olosko'su, Caner, Caner yani hepsi Ersun Hoca ile 2013-2014 şampiyonluklarında o Gökhan'la Caner'in performansı. Ama işte futbol, Fatih Terim diyor mesela Evren abi demin, e, Fatih Hoca hala bir şeyler deniyor. 2011'de gitti Scott Piri'yi getirdi, Galatasaray son dakikalarına maçlar çevirdi. E Şimdi geçen İtalyan kondisyoner. hala bir şeyler deniyor, sistem değiştiriyor. 4-2-3-1 oynayan hoca Kadıköy'de bambaşka format yaptı bir şeyler deniyor kendisini <laughs> yeniliyor öyle söyleyelim Evet. ama Ersun Hoca da bunu göremedik e, malum ilanı oldu e, bakalım e, hayırlı olsun bu arada Fenerbahçe 5 buçuk yıldır kupa almıyor ve önünde 3 maç var Türkiye Kupası'nı alabilir hani e, kupa da değerli Fenerbahçe için niye Çok bunu değerli. diyeceğim Türkiye Kupası'nı alırsa Fenerbahçe yeni sezonda Ağustos oyunda bir süper kupa alma ihtimalle başlayacak bu da camia motivasyonu için önemli 100'deyim. çünkü Fenerbahçe bu güveni kaybetti. Yani mesela <laughs> en basit şey ben şahsen çok ihtimal vermiyordum ama çoğu Galatasaraylı geçen hafta Fenerbahçe ye yeneceğine ihtimal veriyordu. Artık Fenerbahçe biraz o büyüklük yani büyüklük hep kalır ama rakiplerini mu öyle söyleyeyim. Yani. Oynadığı futbol e, ve aldığı sonuçlarla. Evren Turan bundan sonra ne söylemek gerekiyor? Ersun Yanal defteri kapandı üstüne. Eminim ki birkaç gün konuşacağız. Bu kesin ki Trabzonspor maçında da çarşamba günü salı günü düzeltiyorum. Takımın başında hoca zaten olacak ama bundan sonrası için mutlaka yeni bir şeyler de söylemek gerekiyor. Yani yeni derken takımın tabii ki futbol böyle bir oyun yani Futbolda her zaman kaybediyorsun da kazanıyorsun da ama üst üste kayıplar olduğu zaman, üst üste kötü sonuçlar üst üste yanlışlar hem yönetim hem bu sefer bir toparlanma sürücü olacak. Her şey kötü gitmez ama lige baktığında şu an lig Fenerbahçe için bence bitti. Galatasaray maçıyla bitti. Ama bundan sonra nasıl neler güzel olabilir, neyi düzeltebilirler? Doğru kararlar verecekler. Yani burada birinci teknik adam kararı çok doğru olacak. Transferlere bakıyorsun iki yıldır felaket. Yani aldın hiçbiri tutmadı ve ne kadar kendi cebinden de verse başkan, para da toplasa o paralar da gitti yani anladım onları da iyi bir şekilde kullanamadı. Yani burada evet. çünkü sportif başarı olmayınca her şey bir anda bitiyor. Bundan sonra doğru karar vermek lazım. Çok yanlış kararlar verildi. bu doğrular olacaktır ama şu anki dönemden kurtulmak ancak galibiyetle olur. Anca işte ne bileyim Trabzon orada eriyip bir kupayla olur. İşte kupa finali almak onunla olur. Öbür türlü bu kaos sürer yani. Bunu bu süreci toparlamak çok kolay bir iş değil. Burada e, tecrübeli oyuncular işte Emre'nin, Volkan'ı niye söylüyoruz biz? Çünkü onlar o takımın efsaneleri. Yani o takımda oynamışlar. Yani Ersun Hoca Fenerbahçe'nin efsanesi değil. Yani onların orada bir şeyler içeride görüp bir sorumluluk almaları gerekebilir. O sorumluluğun altına girmeleri lazım. Yani hani onlara da alın siz bunu götürün dendiğinde o sorumluluğu alıp to, işi toparlamaları lazım. Onları toparlayamazlarsa artık ondan sonra yapacak bir şey yok. Burada o zaman sadece Ersun Hoca değil yönetim, hoca ve oyuncular suçludur. Bunun da hesabı şimdi görülmez. Sezon sonra bakarsın. Zaten mali şartlar, sıkıntılar var. Her oyuncu öyle kafana göre alıp yollayamıyorsun. Ee, ona göre de bir toparlanma süreci. Olay sadece sahada kazanmak, mücadele etmek. Artı kazanamasan da o mücadeleyi gösterebilmek. Ama şu anki süreç ne yazık ki e, öyle gözükmüyor. Yani buradan işte bir Trabzon'dan alınacak iyi bir sonuç. Belki bir toparlanma süreci olabilir. Yani rövanş için alınacak bir sonuç. Bir toparlanma süreci olabilir. En azından takım bir özgüvenini kazanır. Evet yani ve Ersun Hoca gittikten sonra acaba kolay takım toparlarsa istiyorsan. aniden, takım daha böyle bir aktif enerji yükselirse, deriz ki o zaman demek ki Ersun Hoca çok önceden olay bitmiş, takıma yansımış. Takım yine toparlayamazsa ya bu sefer oyuncuların demek ki orada bir o ruhu, o enerjiyi vermiyorlar ve o kalitede değiller diye bir yorum yapabiliriz. Evran e, Evran Turhan'a yine döneceğim ilerleyen dakikalarda. Ender Alkan, ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'yi ne bekliyor? Sarı lacivertli takım o e, özgüveni kazanmak için nasıl hamleler yapmalı? Ya tabii hedefsiz kalmak öyle böyle özellikle büyük camialarda çok zor. Tabii ki de şampiyonluk yaşamıştık camialarda hiç kolay değil. Zaten aldığın oyunculara baktığın zaman demin söyledik ya şurada şu var tabii. Burada Ersun Hoca'yı eleştiriyoruz. Neden? Şimdi ya elinde Vedat var. Kuruse var. Mevlüt var. Deniz Türüç var. Ya Rodriguez var. Yani bunlar kendi geçmişlerine baktığın zaman hem skoru çok etkilemiş ve, ve, Vedat dediğin oyuncu Rize'yi geçen sene ikinci devre taşıyan oyuncu. Tabii o arkadaşlar da yardım etti ama çok büyük katkı verdi. Kuruse dediğimiz oyuncu bunda Bundesliga'da hem milli takımda bunda Bundesliga'da inanılmaz iyi işler yapmış. Skora her zaman katkı vermiş o Rodriguez'in Galatasaray'da yaptığı işlere bakıyoruz. E, aynı şekilde orta sahada Gustavo hem kaptanlık yapmış hem liderlik yapmış oyunculardan kurulu Birçok oyuncu var işte Dirar'ın, işte sol bek oynatılması, işte ama gerçekten elinde hem liderlik yapabilecek hem de çok üst düzey oyuncular vardı. Ne yapıldı? Hep ön alan baskısı, rakip sahada baskı, pres. Kaptın toplarını da gol atmak. Öyle uygulamalar geliyor. Gördük bazı maçlarda tuttu. Evet. Ama çoğu maçta ne oldu? Bazı maçlarda arkada inanılmaz derin boşluklar veriyorsun. Yani Fenerbahçe'den daha çok o yarı sahayı geç stoperlerini hep rakip yarı sahanın, e, orta sahanın çizgisinde görüyoruz. Bu ne demek? Arkada 50-55 metre boşluk var. Yani bunu Türkiye'de, bu kadar iddialık söylüyorum, bunu Türkiye'de becerecek stoper yok bunu becerecek takım da yok. Bunu işte çok üst düzey takımlar var ya ne bileyim Münih, işte City, Liverpool tarzında takımlar. Bu bir 3-5 oyuncuyla yapılmaz. Kaleciden başlayarak bütün takımın teknik kapasitesini ve oyun zekasını çok üst düzey olması lazım. Neden? Sen orada o kadar doğru paslaşıp atak sonlandırman lazım ki veya topu kaptırdığında Orada önden arkadan baskı yapıp topu kesinlikle kendi yarı sahana göndermemen gerekiyor. Çok az top kaybı, çok fazla pozisyon bulup gole çevirme oranının da yüksek olması lazım. Yoksa arkaya atılıyor. Ya Gaziantep maçında X bir oyuncu Kayode. Ankara Gücü maçında işte. Rodriguez. Galatasaray maçında Onyekuru. On ne bileyim işte Antalya için Frey ya bunlar tesadüf değil. Rakip de seni ince iz, izliyor. Jason yani, Denayer tarzı bir stoper olsa de anlarım. Bazen sana, sana izin veriyor. Diyor ki bunlar beklerinde mecbur atağa kal, kaldırmak istiyorsun. Amacın o zaten ileride kalabalık olmak için. Orada herhangi bir top kaybında baskı yapıyorsun. Bazen alıyorsun da bazı maçlar rakip de bunu inceleyip analiz edip diyor ki baskı yapmamak için terse çabuk oynayalım. Seyredin maçları tık tık arkaya rastgele yaptın da koca bir alan boş. Yani orada ne Jalison yetişebilir ne Serdar Aziz. Yani orada Jalison değil X iyi bir stoper olsa da bu oyuncu kalitesiyle bu oyuncu yapısıyla olmaz bu iş. 11 oyuncunun da gerçekten üst düzey teknik olması lazım. Kalecinin birinci sınıf olması lazım. Stoperinin birinci sınıf olması lazım. Beklerinin birinci sınıfa yakın çok iyi oyun kurucu olması lazım. Hucumcu olması lazım. Senin tamam elinde iyi oyuncular var işte sayıyoruz Gustavo, işte ne bileyim Emre Belozoğlu, Vedat Kuruysa ama bazı yerlerde de defolu oyuncuların var. Senin biraz ona göre oyun seçmen gerekiyor. Biraz bloğunu yani savunma bloğunu biraz daha geri çekeceksin. Şey orta sayda değinelim Ender Tabii. abi. Ya, o ayrı yani yani şu ilk önce, önce çok kötü artık kiliydi. futbol... Defanstan şekilleniyor. Kaleciden şekilleniyor. ucumda ona göre belirleniyor. Sen şimdi biraz geri çektiğin zaman ne olacak? Arkada 20-25 metre var. O zaman oraya atılan herhangi bir uzun topta kaleciğin alma alanı var. Orada 50 metreye, orada altay değil x bir kaleci Mustera da olsa yetişemez. Çünkü koca bir alan var. 40-45-50 metre çok büyük bir alandır. Futbol alan zamandır. Adama alan da veriyorsun, zaman da veriyorsun. Yani senin çok çok iyi bir organize ve oyuncu kalitenin çok üst düzey olması gerekiyor. Yani sade hücum yapmak, topa sahip olmak, baskı yapman yeterli değil ki. Bütün takımında çok iyi bir savunma yapması gerekiyor. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Yok. Ha bu olabilir. Denersin. Ya bazı maçlarda artık sinyaller veriyor. Olmuyor. Bir de sürekli baskı pres ne oluyor? Efor sarf ediyorsun. Bu sefer girdiğin pozisyonda ne oluyor Evren Hoca? Yorgun olunca ne yapıyorsun? Boş kaleye gol kaçırsın. Vuramazsın ki. Atmak istediğin yere atamazsın. Sürekli eforla oynayamazsın futbolu. Kayseri maçını anlattın abi. Umut Bulut'un golü böyle geldi ve Fener dünyaları kaçırdı o maçı. Evet. Narabatçe. Sürekli efor. Aa şu da var tabii. Yani oyuncuların bireysel hataları diyor hoca. Onlara diyorum işte hoca mesela bazı şeyleri yollar veriyor maçtan sonra. Bireysel, ya bireysel hata da organizasyonda sıkıntı var. Jalison adamla birebir kalıyor atlıyor. Jalison arkasında biri olsa değil mi basmaz kontrolde durur. Ya Jalison'u da oynatan sensin. Ya Altay'ı da oynatan sensin. Yani eğer bireysel hatalarda varsa bu yine hocanın ve ekibinin sorumluluğundadır. Bundan kurtulamazsın ki. Ha bu tek Ersun Hoca değil tabii ki de. Ama Ersun Hoca hatalarından dönmedi. Ya bir oyuncu eğer sürekli hata tabii yapıyorsa de. onu tercih eden teknik Bir de kulübedeki oyuncuları kazandın anladım. mı? Sen Deniz Türücü katamadın ki. Mevlüt'ü katamadın. Tolga'yı ara ara kullanmadın. 30 dakika oynatmışım bütün sözün. Evet. De en kritik maçta oynatıyorsun. Ferdi Adama ne diyebilirsin şimdi Tolga'ya? Tabii ki de sorumluluğu var. Para kazanıyor da. Ama sen adamı 23-24 maç hiç oynatmamışsın. 5 dakika, 3 dakika, 2 dakika Sonra koyuyorsun en kritik en önemli maçta derbide koyuyorsun oynatıyorsun. Adamın ne vereceğini bilemezsin ki. Bir de Ender Hocam bak orada güzel bir şey söyledin. Yani hatalarından ders almıyorlar. De Tabii. inat ediyorlar, devam ediyor. Tabii. Aynısını Abdullah Avcı da yaptı. Ya siz Fatih Terim kadar tecrübeli misiniz ya? Fatih hoca bile hatalarından ders aldı arası. Oyuncu Tabii. transferinde ne yaptı? Enzon şey hemen şeyi yolladı Babeli. Oyun sistemini değiştirdi. 10'yu kuruyu aldı. Ya İnsan biraz teknik adam olarak egolu olmayacaksın. Bir işi yapıyorsan dünyanın en tecrübeli teknik adamı da olsan de, hatalarından ders çıkartacaksın. Tabii. Sen çünkü büyük takımları çalıştırıyorsun. Onlara sorumluluklarınız var. Bu kadar inat edersen sonu da bu olur. Bak Fatih Hoca inadından bir vazgeçti. Hoca Tabii bir toparladı ki. takımı. Bir geçiş 8'e 8 yaptı. Yani onun için bazı farklar var. Yani o, bunlar kendi karakterleriyle alakalı. Yani bu kadar egolu olmak, bu kadar kibirli olmak ben yaparım, ben ederim. Hayır benim dediğim doğru dersen sonucu bu oluyor. Biraz da kişiselliğe de geliyor Çok bu doğru. iş. Çok yani. doğru. Bir de şunu söyleyeyim hocam. Sen şimdi sistem ne biliyor musun? Sistem takımın her şeyin bütünüdür. Strateji maçtan önce hazırlanırsın. Dersin ki şöyle şöyle olacak. Ona göre de sahaya taktik koyarsın. Dersin ki diziliş yaparsın. defansta böyle duracağız. Ucunda böyle duracağız. Ama o işte tutmaz maçta. Şimdi Fenerbahçe maça çıkarken bir şey planlıyordu. Tolga'yı oynatıyorsa orta sahada. Tolga'yı mutlaka hoca sol ön oynatıyorsa. Yani bir şeyler düşüne Vedat'ı koyuyor. İşte defansı bir şeyler planı. Maç başladı değil mi? Şu var. Esnek olmak zorundasın. Oyuncuya davranırken, taktiğinle, oyuncularla ilişkinde her şeyde artık esnek olmak zorundasın. Ya bakmışın 10 dakika Galatasaray 3 tane net pozisyon girmiş. Orta sahada seri istediği gibi oynuyor. Biz ne evet. diyorduk? Herkes ne diyor? Lemine olmazsa Galatasaray zorlanacak. Abi bakıyorsun 10-15 dakika Galatasaray istediğini yapıyor. Sen yapamıyorsun. Ya Beşinci dakika Galatasaray'ın evet. kazanacağı tane. çok net görünüyor. İki. Senin ne yapman lazım orada? Orada bir hamle yapman lazım. Ya sağ içinde savunma. Çünkü defansta top rakipteyken diziliş önemlidir. Ona göre kaymalar, durmalar, baskı, pres ona göre Ama hücumda önemli değil. Hücumda topu sen kullandığın için bilinmezlik yaratman lazım. Hareketli olman lazım. Orada Ama olmuyor. Sen baskı yapmaya çalışıyorsun ise birine basıyor stoperin. Vedat birine orta sahada Galatasaray'ın hep bir kişi boş. İstediği gibi alıyor. Hoca da çok, burada Fatih Hoca'yı da kutlamak lazım. Hazır olmuyor dediğimiz, Falko oynuyor da Falko çünkü şey gibi değil. Yani e, Adem Büyük gibi değil. Adem biraz daha vücudunu koyarak oynar, boğuşarak. Hı. Ama Falko adamla gidip hop boşa çıkıp top, top isteyen pasörlük yapabilecek. Sürekli oluyor. alan yarıştı evet. arkadaşlar. Süper, evet. Sürekli aldı geri verdi. Bir iki hop terse. Bir evet. iki tel. Sen şimdi ne yapman lazım? Hoca olan bir verdi, iki verdi. Gol olmayabilir de. Ya top hep rakipte. Hep iyi atakları o yapıyor. Sende bir sorun var. Hemen orada sağ içinde yapıyorsan iki üç sağ içinde. Sağ olmadı oyuncu değiştirebilirsin. Veya devre arası. Yani hoca inadı oldu. Jalison'la X Tolga'yı sol önüne oynatma olmadı. Bir de ma maçı dediği gibi maçı da yaşamadı bence olmuyor bir şeyler ters gidiyor Fatih Hoca 87. dakika oyuncu değiştiriyor ya, ya 99. Oldu. dakika Hı -hı. adam demek ki her şeyi yani değiştirmek zorunda kalmadı. Bir maç üzerinden aslında konuşuyoruz ama bu genelde, genelde de öyle. çok net Aynı bir bakış atmamızı sağladı. Ya hocayı konuşmalıyız Ender abi. Ben bu kadar sezon boyu Beşiktaş bir, bir de kendimi eviktirin ama sayalım ya Alanya maçı, Trabzon maçı Kubo'nun golleri ligin başından evet. ba bahsediyorum. Dördüncü hafta Alanya maçı. Ya. Bir sürü bir hata. Antalya maçı Harun'un golüydü sanırım. E, Ufuk'un golü ya da. 1-0 kaybettikleri. Yine Jason göbeği boşalttı. E, dön dön Alanya ile revanş maçını. iki tane penaltı yaptı. Üstüne Ankara gücü maçı o ilk golde topu evet. ıska geçmesi. Galatasaray maçıyla Onyekuru'nun golündeki o koşuşu. İnanılmaz yani. Ben stoper oynuyorum. Bilemiyorum. Yo, bir de o var. Bak, Yaptırdığı yaptı ben şaşırmadım. O zaman. hep Hoca yaptı, hatırlar yaptı. mısınız? Jalison'la e, Serdar'la ilgili bir soru sordu. Dedi ki süratlerinde, süratleri için yani süratli oldukları için onları koyuyorum dedi. Ne süratli ya? kuru utanmasa etrafından dönecekti. İnanılmaz son. Kayo da yanından ya. gidiyor. On kuru gidiyor. Ya bazıları süratle çok sürate gerek yok ki. Aynı anda çıktığı an ben koşu anında bir denge gerekir stoperde. Stoper sadece çok hızlı olmana gerek yok. Çok hızlı, sadece hız yeterli olmaz. O oyun bilgisi önemli. Çünkü ben senden hızlıyım dedi. sen önce koştuğun an gitti. O bir saniye, zaten toplam üç saniye koşuyorsun. Bir saniye öne geçtiğin zaman benim sana yetişme şansım yok ki. Ulf Alici, Marcelo o tip stoperleri kapatır Yani kapatırdı. çok mu hızlıydı Ulf Ama normal kapatırdı. Biliyorsun. Godin çok mu hızlı? Ama ona göre pozisyon oluyor. Takımı ona göre, evet. sağa sola ona göre. Bu da bir de şunu soracağım. En önemli şey o aslında. Biz hep unutuyoruz tabii bazen. Ya Jalison oynuyor muydu orta sahada bankoya geçen sene? ikinci devre. Hoca varken. Dönem dönem. Ya, ya zaten adam <laughs> orta sahada oynatmadın. Ha, orta sahada mükemmel oynar, mükemmel dengeli. Çünkü orta saha merkez oyuncusuyla stoper birbirine yakındır. Çünkü yine orada da ayak tekniği gerekir, denge gerekir. Jalison orada da savruktu ya. Orada da devamlı hocanın güvendiği veya Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi değildi ki. Şimdi vazgeçilmez stoper oldu. Bir örnek vereyim abi. Başakşehir böyle şampiyonluğu kaybetti. Da yolladılar. Epriani sakatlandı. Abdullah Hoca bütün orta sahaları devşirme stoper yapmaya kalktı işte. Sol bek Kurdaşoğlu. Evet. Şampiyonluğu verdi Galatasaray'a. Kurdaşoğlu da sanırım son hafta onu stopere çekti. Baktı ön liberolar yapamıyor. Evet. Attama Rize'ye yolladı sanırım. Oraya e, ara ara Mahmut da çekti. Olmaz. Şimdi de kara gümlük, Yani ya. Mehmet Topal'ın kariyer özeti. 2008 Almanya yarı final maçımız. 3 tane gol yedirtirdi Klose. 2017-2018'lerde Fenerbahçe'de stoperde oynayıp hata yaptığı maçlara taraftar biletini geçti. Öyle söylemeni. Bazı oyuncular çok ısrar etmeyeceksin sistemlerde. Oyuncuya da yazık etmiş oluyorsun. Evet. Yani. Evet. çok kötü bir futbolcu evet. değil. Artı yani kendi mevkisinde sol, ama ve... şu an hani bu sezon sonu ayrılsa Adam berbat bir oyuncuymuş gibi hatırlayacak. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Sadece stoper olarak konuşmayalım. Bu burada da da yanılırız. Hocanın bende şunlarda da da var. Ya sağ bekin, sol bekin de önemli. Evet. Sol bekin e, sağ ayaklı. Sağ bekin oyun kur. Ya Mariano'ya özelliği çok ucuma çıkmasın. Çok iyi defa. Oyun kurucu gibi bugün attığı pasları, evet. oyunu nasıl kuruyor, içeri nasıl giriyor. Fegül'ü kenarda oynuyor ama içeri nasıl taşıyor. Yani o geriden oyun kurmada Fenerbahçe'nin sezon başından beri problemi vardı. Bence ilk önce kaleci dahil hoca orayı iyi organize edemedi. Orayı organize edememesi sezon başı işte o baskı prens rakiplerin tam hazır olmamasından dolayı iyi sonuçlar alındı ama sonraki süreçte hatalar devam etti. Ya bundan sonra söyleyecek çok şey var. Hayırlısı olsun tabii en başta. E takım şimdi bir Trabzonspor deplasmanına gidecek ki e, hakikaten Fenerbahçe için Bence sezonun kalan bölümündeki en önemli maçlardan biri buna şüphe yok. Takımın başında Dersun Yanal olacak ve oyuncu biliyor ki perşembe günü, çarşamba günü hatta Ersun Hoca ile beraber olmayacaklar. Bu takıma nasıl hissettirir? Yani bir şey hissettirmez. Orada artı bir enerji vermeyecek kesin yani. Artık bu hı hı. saatten sonra hani şu an konuştuklarımız farkındaysan Ersun Hoca ile beraber hep negatif şeyler. Çünkü başarısız bir ortam var hep kötü şeyler yani olumsuz şeyler var. Daha Burada, ne kadar kötü Bunu olabilir. olumluyu çevirmek çok kolay değil yani orada o maça çıkıp. Trabzonspor'la oynuyorsun yani ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle. Yani Galatasaray'la beraber şu an en iyi takımlarından bir tanesi. Yani sen şimdi orada Trabzon'u gidip bu moralle Ersun Hoca'yı bir de başında götürmek bana çok mantıklı gelmedi. Yani ne, düşündüler ne düşünüyorlar anlamadım yani. İlk defa böyle bir şey duyuyorum yani ne alaka. Yani hocayla iş bitmiş oyuncu bunu biliyor hoca gidecek maçtan sonra. Başımızda duruyor yani çok şey değişeceğini düşünmüyorum yani bir artı bir enerji vermez. He, kazanırlar, iyi oynarlar o artık onu. Ama kazansa da iyi bir sonuç avantajlı bir skorla da dönse ondan sonra gün zaten hoca yok. Yani onun için e, orada başkasıyla da çıkabilirsin yani. Hiç mi yok Fenerbahçe'de orada alt yapıda bir teknik adam işte Emre var diyoruz, Volkan var. Herkes var orada yani biriyle çıkarsın. Fenerbahçe zaten kendi başına da çıksa bu, bu maçları zaten bir şekilde kaybetmezdi yani. Evren abi geçen sınıf da... çıktılar. Koku'yu gönderip 2-0'dan 2-2 yapılan e, Türk Telekom'daki Galatasaray maçı. Örgün Kuman o zaman Koku'nun yardımcısıydı. Evet. Koku'yu Ankara gücüne kaybetti diye gönderdiler. Yardımcısına aslında budur. Yani ben de çok hafızamı zorladım. Bir tek Fatih Terim'i hatırlıyorum ben 2004'te o da. Formalite maçlarına yani hoca bırakıyorum dedi. 3 maç en son Rize maçıyla 2-1 kaybedip bırakmıştı. Hatta veda etmişti hani Galatasaray. Ya Fatih Terim çıkar. Fatih, Fatih, Fatih Terim, Terim efsanesi bir yani. Bir kredisi artı abi. formalite maçı. Farklı o yani. Ha formalite maçı bir de. Hani bir Fatih de şu Galatasaray'ı konuş başlıyoruz mu? Galatasaray'ı konuşalım. Ya bir abi. de, bir de şunu söyleyeyim. Güzellikleri bu da, biraz enerji, Son bir enerji şey oldu. söyleyeyim. Hocam bak bir de şimdi Ersun Hoca bir konuşmaları var tabii. Diyor ki zor şartlarda geçen sene görev aldık. İşte Sergen Hoca geldi gerçekten zor dönemde aldı. Ama şunu unutmayalım ya. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon. Ya buralara bırak zor durumu değil. Hangi durumda olursa olsun hocalar hem kariyerli olanlar da dahil buna iyi hocalar özellikle Türkiye liginde hiçbir hocanın kolay kolay hayır deme şansı yok. Herkes bırak, can atar. Ya benim benim tarzım ben dahil bak bu evi, evden başlarım koşmaya 10 saat yüzerek boğazı geçerim. Çok iyi yüzemem ama bir şekilde Galatasaray beni istesin X Beşiktaş. Böyle hocalar var yani buraya gelen hocalara da aman büyük sorumluluk aldı. Yok hani şunu diyoruz yani aman zor şartta ateşten giydi. gömlek giydi. Ya lütfen yapmayın ya. ya bu kulüpler çok büyük canlılar. Kaç var. tane teknik adamın ayağına böyle yani, bir şans geliyor. Onu demek istiyorum. Evet. Yani tabii ki de tebrik ederiz. Başarı başarısızlık elbet olacak ama oraya gelmek yani hocanın büyük lütfu <laughs> değil. Yani Milan Juventus da istemiyor. Kimse kusura bakmasın. Tabii ki de başarılı olsunlar. Türk hocalar gelsin biz de istiyoruz. Ben de Türk bir hocayım. Ama buralara gelmek çok büyük bir şeref, onur çok kıymetli yani bu camialara gelmek. O yüzden zor şartlarda geldim, ateşten gömlek giydim. Ya bunlar bana komik geliyor. Yemin ediyorum boğazı üzerek geçerler. Ben izledim. X arasın birkaç ucu. Evet, son detayı ekliyorum. Şimdi Volkan geleceğiz. Demir güzel bilgiler verdi. Yabancı teknik adamı olabilirdi. Biz de burada biraz beyin jimnastiği yaptık. 2007 Ziko ligimizdeki en son yabancı teknik adam şampiyonluğu. Bu da bir gerçek. Yani evet. bu ülkeden son dönemde ya bu sezonda zaten yerli bir teknik adamlar. Şampiyon oluyor. Bakalım hani yerli teknik adam havuzda çok daraldı Fenerbahçe'nin. Aykut Kocaman versiyonu ikisi de tüketildi öyle söyleyelim son ya, dönemde. Türkiye'de mutlaka yine Türk hocalar var. Zaten baktığın zaman yabancılar da bizde çok başarılı olamıyor. Yani Bu da birisi... Çok kariyerli hocalar da geliyor. Burada salıp gidiyorlar abi. Bize emekliler geliyor çoğu zaman. Ne bileyim yani. Onu yani da iyi düşünmek ben, lazım. Ben Kuşları. şey ispatlamak ben istiyorum. Ben öyle aç adam, bulursan. bulursam. Yerli teknik adamların hem Aykut Kocaman hem Ersun Yanlı gidiş sürecini düşünce ben hani Alman bir teknik adam bana. Ve bizim ligimizde de Alman teknik adam başarılı olmuştur. Hı hı. Bu her takım için geçerli. Ya Alman ya Brezilya ya Fenerbahçe. İyi bir Brezilya. Brezilya'da ekol. Ee, ekol. Ekol hani ya galiba. Ekol gibi. Fenerbahçe. Ekol güvenmek gibi. Gibi. güvenmek evet. gerekiyor. Bak Sergen Hoca'ya güvendi. Beşiktaş. Ya aynı kadro. Ya bir anda ne kadar değişti. Demek ki yapılabiliyor yani. Bu Abdullah Hoca'yı kötü yapmaz tabii ki de o anlamda söylemiyorum ama... ...yani şans verilirse kendi o Türk hocalarına ve camiandan çıkmış futbolculara, antrenörlere bak... ...yani bir anda bu kadroyla gerçekten çok farklı bir Beşiktaş seyrediyoruz. Gerçek belki diyoruz ki sezon başı olsa farklı olurmuş. İki yani güvenmek gerekiyor. Fazla olsa... Tabii ki de abi yani evet. Sergen Hoca da bir ne diyoruz futbolculuğunda çok sorumluluk alan bir adam değildi... İşine nasıl yaptığını görüyoruz. İşine ne kadar sahip çıktığını görüyoruz. Evet. O yüzden Türk antrenörlerimize de güvenmemiz gerekiyor. Galatasaray'a döneceğiz. Aslında programın başında da ifade ettiğim gibi Sarı Kırmızılı takımın Gençler Birliği karşısında almış olduğu 3-0'lık galibiyetle başlangıcı yapmayı tasarlıyorduk. Ama Fenerbahçe'de yaşanan gelişmenin üstüne mutlaka ama mutlaka bu açılışta konuşmamız gerekiyordu. Galatasaray seriyi 8 maça çıkardı. Son 8 mücadelede Sarı Kırmızılı ekip yazdırdığı puanlarla şampiyonluk yarışındaki en güçlü takımlardan biri olduğunu ortaya koydu. E, dün oynanan karşılaşma üstüne, Gençler Birliği mücadelesi üstüne mutlaka konuşacağız. E, i̇lerleyen dakikalarda e, şampiyonluk yarışının durumuna da değineceğimizi belirtelim. Galatasaray iyi oynadı. Çok da zorlanmadan, zaten kilidi de epey erken açarak 3 puana 3 golle uzandı. Nasıl buldun sarı kırmızıları? Kerem, Galatasaray bayağıdır iyi oynuyor. yani Öyle böyle değil. Bunun sebepleri de var tabi. Biraz önce teknik adamlardan örnek verdik. Ben de araya girdim, söyledim. Ee, Fatih Hoca, e, sezon başı transfer e, kurgusundaki belli başlı hatalar, takımın işte sezon başını çok iyi geçirmemesi, oyuncuların çok sakatlanması, işte sakatlıkların olması o bir şanssızlık. Bir türlü o istediği oyunu, istediği o hızlı oyunu bir türlü oturtamadı. Yani çok pas oyunu evet ama rakipler artık Galatasaray'ı bir anda çözmüşlerdi. Bu çok pastan sonra yerleşiyorlardı. Yerleşik düzenli de oyuncuları aşmak... Çok kolay değil yani evet. geçmek. Özellikle Ryan Babel çok kaliteli oyuncu bizim ligimizde müthiş oynadı. Ama topu alıp bir çekip iki çekip tekrar geri vermesi, işte çekip çekip kaleye vurması içeri doğru. Ama Galatasaray oyun tarzı o değildi. Galatasaray onyekuruya alışmıştı. Galatasaray işte Rodriguez'e alışmıştı o zaman. Ondan önce e, Buruma'ya Buruma alışmıştı. Yani defansın arkasına toplu topsuz koşu yapan oyuncularla Galatasaray bu hızlı oyunla beraber sonuçlara gitti. Onlarla beraber şampiyon oldu. Bunu gören Fatih Hoca bu hatasından geri döndü. Ve devre arası da ben hep anlattım ona konuşmaya gittiğimizde hoca bazı şeylerin farkına varmıştı. Ve ben bu takımı düzeleceğini söylediğimde herkes bana güldü. Bu takım baş kaybetmez dedim. İkinci yarı Galatasaray dedim çok farklı olacak. Ama işte bunları da bilmek lazım yorumlarken. Şimdi ne oldu? Galatasaray takımı bir anda bir transfer, arkasından iki tane oyuncu hoca bir yolladı. Bir anda aynı oyuncuların, kalan oyuncuların hepsi performansları Takımın arttı. Takımın çeyresi değişti. Evet Galatasaray'ın yapısında var, hep diyorum DNA'sında var ikinci açılma ama bu seferki biraz daha farklı. Son bir ayda baktığımda Türkiye'de en iyi top oynayan takım Galatasaray. Bunu ilk kere en kötü oynayan takım olarak söylüyorduk. Şimdi de en iyi oynayan takım. Trabzonspor'dan da iyi oynuyor şu an Galatasaray. Alanya maçıyla başlayan, kupa maçı 3-1 elendikleri evet. maçla başlayan Fenerbahçe maçı, bu maç hem hızlı oynuyor, hem çabuk oynuyorlar. Oyun tarzını değişti Galatasaray. Kaleye artık daha direkt daha net toplarla gidiyorlar. Artı Onyekuru'yu çok iyi kullanmaya başladılar. Onyekuru döndükten sonra uzun toplarla donk olsun, orta sahadan seri olsun, araya attıkları toplarla devamlı Onyekuru'yu kullanıyorlar. Bu sefer ne oldu? Çok pastansa, orada riskli paslardansa daha direkt kaleye doğru direkt paslara yöneldiler. Ama bu sefer Galatasaray'ın eski oyuna döndü. Daha çabuk kaleye inmeye başladılar. Daha çok pozisyon bulmaya başladılar. Daha çok gol atmaya başladılar. Ve bugün de nitekim daha ilk dakikadan dün kuru ile beraber pozisyon buldular. Hemen işte Donkun, duran toptan yine golü geldi. Yani devamlı 3 dakika, 5 dakikada bir pozisyon bulan bir Galatasaray'a dönüştü. Evet. Yani bu iş Fatih Hoca'nın yaptığı bir iş. Oyuncular da olayın farkına varıp istedikleri oyun tarzı da bu Galatasaray'ın. Yoksa Falcao sağlıklı bir Falco olsaydı şu an. Takım da ilk geldiğinde iyi durumda olsaydı Falcao şu an 25 golü bulmuştu. Bizim yani o dediklerimiz olmuştu. Şimdi 6 maçta 8 gol atan adam devamlı oynasa 25 golü bulmaz mıydı? Biz Falco'yu kimlerle sezon başı şey yaptık. O ondan daha iyi topçu demeye başladılar Falcao'da. Bunların bir kalitesi var. Ama hoca bu sene dizaynı çok geç oturdu. Ama yine ne yaptı? Oradan geriden geldi, 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 geldi. 8'de 8. Şu an Türkiye'de hiçbir takım 8'de 8 yapmadı. Trabzon 8 maçı 7'sini kazandı. Bir beraberliği var Beşiktaş. Galatasaray 8'de 8 yaptı. Çünkü bir tane bile maç kaybetme olmayan bir takım. Evet. Ve her maça final havasında çıkıyorsun. Düşünsene bir tanesini kaybetsen yarıştan koptun. Herkes bekliyor atmaca gibi Galatasaray bitti diye. Ama Galatasaray yine bitti demeden bitmez dedi ve sonuna kadar da götürüyor. Ha bu sefer çok şampiyon adayı var. Bir tane yok. Trabzon var, Başakşehir var, Sivas var. Bu dörtte arasında geçecek. Ama Galatasaray şu an yarışın içerisinde hem oyunuyla hem bireysel olarak tek tek baktığında her oyuncu üstüne koyarak gidiyor. Mariano bir anda ilk yarı gitsin dediğimiz ben de dedim. Yollanacak durumdaydı. O maçın adamı oluyor her hafta. Ya maçı değiştiriyor. bir taraftan bakıyorsun seri hiç beğenmediğimiz adam her maç üstüne koyarak oynuyor. Yani bir kaç bir bir tane oyuncu kurum bunları yaptı. Hayır. Burada iyi analiz var. Teknik ekibin iyi analizi var. Takımın hatalarını gördüler. Öz yaptılar kendi aralarında ve doğruyu buldular. Şampiyon olur olmaz. Ama şu an Galatasaray doğru yolda. Doğru oynuyor. Ve rakiplerinde yeniyor. Ve ona o ağırlığı verdi. Yani psikolojik baskıyı da eline aldı. En önemlisi de o zaten. Fizik olarak da çok iyiler. Dikkatinizi çekerim Bak, fizik olarak evet. da maçı bırakmıyorlar. Yani Onyekuru hem derbide hem bu maçta. Yani kaç tane deparattı. Feguli keza öyle. Enerjisi arttı. Şimdi takıma Lemina gelecek. Berlanda'yı ne kadar da beğenmesek, ne kadar da olsa o da takıma gelecek. Yani sen daha Lemina'nın yok. Hadi Berlanda'yı saymıyorum Andone ben çok. Andone döndü. Andone geliyor. Yani artık... Adem var, formda bir Adem. Hiç daha oyunu sokmadım bile yani o oyun içerisinde. Yani bu çok büyük bir avantaj. Galatasaray'ın geri dönüşü çok şey oldu. Diğer takımlar için çok acı oldu Neşli yani. Ama yaptım. tabii ki bu Neşli. işin sonucu önemli. E sonuç da zaten en önemli Galatasaray'ın sonuç. Yani sonuçların takım olduğu için e sonuçta da artık buradan sonra gidecek durumlar var. Kozlar elinde, Trabzon geliyor, Beşiktaş geliyor, kendi sahasında oynayacak bir e başakşehir'e Başakşehir gidiyor. Var. Sivas Haftaya gidiyor o da Sivas önemli. Yani var, evet. bu maçlardan tabii ki onlar da önemli ama en azından şu ana kadar Galatasaray kendi içinde bir devrim yaparak müthiş bir başarı elde etti bu 8 hafta içerisinde. Tabii ki bunun da sonunu getirmek zorunda artık. Bu arada İspanya La Liga'da 26. hafta mücadelesinde Real Madrid'in de Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiğini Belirtelim karşılaşma az önce nokta alandı. 71'de Vinicius Junior ve 90 artı 2'de Mariano Diaz'ın kaydettiği golle Eflatun Beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kazandı. Şampiyonluk yolunda da önemli bir Lider galibiyet oldular. aldı. Evet 56'ya yükseltti puanını Real Madrid ve Barcelona'da 55 puan kaldı. Zidane'ın öğrencileri sıkıntılı başlayan, zorlu başlayan sezonda zirveyi devraldı. Bakalım ilerleyen haftalar neler getirecek takip ediyor olacağız İspanya Ligi'ni. E bu maçın özet görüntüsünü de sizlerle paylaşacağımızı yarın belirtelim. Mehmet Özcan Galatasaray 3-0 kazandı. Pek de zorlanmadı Sarı Kırmızılılar. E nasıl buldun Galatasaray'ın performansını? Şunu belirtmekte fayda var hani Galatasaray şu an tüm maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. Yani bu önemli. Çünkü 10 puan geriden geldi. Evet. Artık önünde 10 on maç. 10'da 10 on yaparsa... Gençler Birliği maçından önce o... de aynı durum söz konusuydu. Rakiplerine Aynen. bakmıyor en azından yani. artık. Bu önemli bir güç. Yani psikolojik üstünlük demek Galatasaray için. Maçı eksik ama. Yine de fark gençler Birliği maçından skoru... önce Galatasaray bütün, yani. Yani bütün maçlarını kazandığı kazanırsa... takdirde yani. bütün Trabzon. şampiyon oluyor yani. durumuna gelmiş. Yani. Matematiksel olarak en azından tabii, artık tabii, cebinde tabii. bu var. Yani. Fenerbahçe o... maçıyla beraber. Çünkü bizler 10 puan gerideyken havlu attı Galatasaray. Diyenler vardı ki ben de kendimi bu gruba koyuyorum. Ben de çok ilgini ilk felaket bir oyun vardı hani. Hala Ankara hücumu şu gözümün önüne 85. dakika rakip 10 kişi ikisini 2-2 bitiyor. Anormal bireysel hatalar, kötü kadro mühendisliği, Falka transfer ama hoca her şekilde Fatih Hoca şeyler yapıyor. Şimdi takımın kahramanlarına bakalım. Mariano, Seri, Lemina, ikinci yarı için bahsediyorum. Bu, oyuncuların hepsi iyi bir devre arası kampı geçirdik. Yani Lemina'nın, Seri'nin Hatta buna Fegül'e dahil edebiliriz. sezon başı hazır kampı yapmadılar Kerem. Artı 3 günde bir maç yaptı Galatasaray. Paris saint Real Madrid oynadı. Haftada bir maç yapan Mariano'yu, haftada iki maç yapan Mariano'yu bir tutamayız. Şu an anormal bir e, potansiyelini, kalitesini gösteriyor. Muslera, yani her oyuncuya e, atar, e, bir yer açarız. Artı şu detay da çok önemli. 4 hafta üst üste korner gol attı Galatasaray. Bir tek yeni Malatya maçı orada Donk'un kafası 1 metre direkten döndü. Evet. Ömer Bayram yani bu çalışmanın eseri. Bir kornerden sürekli skor değiştiriyorsunuz artık duran toptan gol yemiyorsunuz. Fenerbahçe maçı e, dakikalar öyle bitti. Fenerbahçe bir sürü duran top kullandı Galatasaray savunması. Pozisyon vermiyor. Bir tane Mehmet Ekici'nin uzaktan şutu var duran topta. Yani, o anlamda alan savunmasını. Ki Donk dışında da uzun boylu oyuncusu yok Galatasaray'ın. Bu çalışmanın eseri. E, kötü Berlanda diyoruz. Ben bugünkü Taylan'ı tercih ederim ki şimdiden söyleyeyim. Pazar günkü Sivas maçında Taylan yerine Berlanda oynar. E, Berlanda kırmızı kart Fenerbahçe maçında problem yoksa oyun olarak Berlanda Lemina orta ne zaman döner? Lemina muhtemelen hani %100 Beşiktaş maçı planlanır. Sivas maçından Hı. sonraki iç saha maçıyla süre almaya başlar. Hani Beşiktaş derbisinde %100 ile sağa dolar. Hani. Lemina'da biraz şunu da Hani bu haftalar erken riske edersek sezonu kapanma ihtimali olur. Artı şu an seri çok iyi oynuyor. hani. Bugün üzerine gelirsek ben e, Seri, Onyekuru ve Mariano'yu çok beğendim. Üçüne e, hani ayrı bir parantez açayım. Onyekuru takımı değiştirdi. E, Babel uyumuyordu e, Galatasaray'ın hani hücum. Artı hani enerjisi de e, Babel'in e, Galatasaray'la çok uyuşmadı öyle söyleyelim. Falcao'yu ben hala %100 görmüyorum bugün iki gol atmasına yani onu da belirteyim. Son 6 maçında da bu arada 7 gole ulaştı lig performansı için e, söylüyorum. Skor tabela yapıyor çünkü artık Galatasaray yapıyor, top evet. oynuyor. Sürekli hücum hattına gidiyor. Yani, e, ligin ilk yarısı ben çoğu maç Muslera'ya e atılan top sayısını hesaplıyordum. Sürekli geri oynuyorlardı. Stoperler takım ileri gidemiyordu. Şimdi bakıyoruz Seyri, Ömer Bayram, Fegüli hepsi hareketli. Oyuna Mariano, Saracchi Bekleri de katılmaya başladı Galatasaray'ın. Galatasaray şu an ligin en iyi futbol oynayan takımı. Ve Fatih Hoca müthiş bir iş başardı doğruya doğru. Devre arası kampları çok önemli. Bunu hoca hep belirtmişti ki bunu ilk kez yapmıyor. Son iki şampiyonluğa bakalım. Yine Lines gibi, Donk gibi takım içi transferler yaptı. Yine hoca, evet 10 yukarı çok önemli bir transfer ama Mariano'yu kazandı, Donk'u kazandı Stoper'de. Orta sahada Seri'yi kazandı. Yine Adem büyük kazandı. Adem Büyük müthiş işler yaptı Falco'ya evet. gelene kadar. Ciddi katkısı Galatasaray e, artı sistem değişti. 4-2-3-1 dizilişine geçti ama hoca öyle güzel işler yapıyor ki Fenerbahçe maçında Maç sonrası açıklaması çok güzel Ender Hocam. Biz Fenerbahçe'nin ikili çıkacağını hesapladık. O yüzden üçlü orta saha oynadık dedi. Bu üçe yapayım. dönüldü bu arada artık. Çok net bir şekilde de görünüyor. E biraz Lemina seri ikilisinin evet. bozulmasından da e, kaynaklanıyor. Sivas'ta artık bütün ipler Galatasaray'ın elinden. Yani beraberlik cebinde giriyor en azından. Beraberlik Galatasaray için orada kötü sonuç olmaz ki. Ben hani şu an belki erken bir hafta oldu ama galibiyete yakın tarafında bu performansıyla Galatasaray olacağını düşünüyorum. Bugünkü Ankara gücü Sivas maçında özetlerini izledim. ...biraz gitgeli olan bir maçtı... ...Ankara gücü 10 kişi kalmasına rağmen pozisyonlarına da girdi... Yani ...şu an ligde... ...Trabzonspor'la Galatasaray çok seri yaptı gibi gözüküyor... ...ama ben Galatasaray'ı oynadığı futbolda... Trabzon'un önünü görüyorum. Ender Alkan Galatasaray'ın performansını... ...nasıl buldunuz Gençler Birliği karşısında? Ya tabii ki de... ...bu maç için bakarsak... ...gerçekten iyi bir oyun... ...çok pozisyonu üreten bir... ...Galatasaray... ...neredeyse çok pozisyon vermeyen bir Galatasaray... Ya pozisyon bulursun da pozisyon da verirsin. Galatasaray ilk devre hem pozisyon bulamıyordu hem de çok pozisyon veriyordu. Mustera <laughs> yani. inanılmaz bir performans sergiledi. Ya bu arada bugün kurtardığı o top tabii hakikaten de yani. ya ben e, çok uzun süredir böyle ya, bir kurtarış görmedim. Zaten, yani Mehmet Ekici ile geçen haftaki Mehmet Ekici'ne vuruşunda çıkardığı top üstüne çok konuştuk ama bu bence daha farklı bir kurtarış. Tabii ki de işte burada tabii ki de hocanın tercihleri devre arası işte Enzonzi, Babel Emre Mor gitti. Emre Mor, şeyin Emre Taş Ya burada ne var, ne yaptı biliyor musun? Sadece Baber kötü bir oyuncu değil biliyoruz evet. yani kariyerini yaptı. Enzoncu. Ama bunlar biraz sorumsuz insanlardı bence. Yani takım ruhuna da zarar veriyordu sanırım. Sadece oyun değil. bir isim ne var Ender abi? Evet. Jacques Nijel almadı. Jacques Benzer profil yani. Şu var. İşte artık sadece teknik taktikli olmaz yani. Takımın mücadele gücü, temposu çok önemli. Galatasaray'ın ilk devre tempo sorunlu da vardı enerji problemi vardı. Kazanma arzusu düşük bir takımdı. Hucuma çıkmıyordu hatırlarsak. Ne Mariano Demin Evren Evren Turan doğru söyledi. Yani Mariano gitsin diğer evet. em, hani emekli gibiydi yani. Ne gidiyordu ne geliyordu. Aynı şekilde Onago Toma şimdi ama takıma bakıyorsun. Mariano gidip geliyor. Saray, Saray gidip, gidip geliyor. İşte aynı seri inanılmaz oynuyor ve hoca bir şey bir şeyi daha doğru yapıyor. Yani Galip gelen takım bozulur mu? Bozulur kardeşim. Koymadı işte Emre Akbaba'yı. Formda bir Emre Akbaba buraya getiren oyuncu Adem Büyük. Koydu Beşiktaş-Fenerbahçe maçında. Falcao'yu koydu. X işte oraya Belhanda'yı koydu. Bak onları da kazandı. Yani takımda oyuncu sayısını arttırdı. Bugün yine bakıyorsun. Yine oynatmıyor Emre Akbaba'yı. Adem'i Ademi Adem yine oynatmıyor. Oyuna sokmadı. Emrak Baba'yı soktu ama evet. Adem geçen hafta da söyledi. O surat masıyor. Hayır abi Galatasaray'da oynamak veri nimet bu oyuncular için. Bir de, tabii ki de böyle düşün, düşünmesi gerekiyor oyuncunun. Ah hocanın da ona karşı yaklaşımı iyi olması lazım. Ona liderlik yaptığını, samimiyetini, anım adaletli olduğunu belli ki, etmen hocam gerekiyor. Hocam şu da var. Yani Adem Büyük Galatasaray'a transfer olduğunda Kimse Adem'in ilk 11'in değişilmez parçası de. olacağını düşünmüyordu. Muhtemelen evet. Adem de düşünmüyordu. Yani muhtemelen Aynen. değil, kesinlikle düşünmediğine eminim. E, oyuncuların bunları da herhalde göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Tabii geliniyor. bir de bo o boşlukta işte Falcao, Andona yokken inanılmaz işler yaptı. Kesinlikle. gerçekten başarılı da oldu. Ya yani yine yarın görev verilirse her şeyini yapacaktır. O da bu takımın parçasıdır. Bazen beklersin, bazen oynarsın, bazen tribüne çıkarsın. Çünkü kadrolar geniş yani. Bir de Galatasaray'ın işte o üç kulvardan iki kulvara düşmesi de biraz etkiledi tabii işte. Ya haftada bir maç ha, fark ediyor. Yani tabii ki de o da etkiledi ama oyun olarak bakıyoruz işte sistem olarak işte diziliş olarak da değişti yani, yani taktik diziliş de değişti. 4-4-3'e yakın mı artık biraz bu işte lemine olmayınca? O 4-4-3'ü de bu sefer ne oldu? Bekler de katılınca ileride bir zenginlik oluştu. O zaman Feguly içeri girdiği zaman öne de atabilir, çizgiye de atabilir, yanına da atabilir. Alternatifler çoğaldı. 2-5-3 oldu. mesela çok tabii girdim, ki de, var, de, de, tabii ki de. Müthiş. Aldı o zaman... aralara attı işte. Golün zaten gelişim onunla oldu. Aynen. Oluyor. pas, 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 aynen, aynen. 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 girdi o Aynen. 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 açtı. Ama bu, çok ne çok işte, bir şey. işte demin dediğim gibi top rakipteyken diziliş önemli de top sendeyken bir bilinmezlik yaratman lazım. Bir hareketlilik yap, Farklılık yaratman lazım. Şimdi rakipte şey yani seni analiz ediyor, izliyor her maç. Sen farklı top sana geçtiği zaman oradaki hareketlinin çok iyi olması lazım. Organizasyon iyi olması lazım. Oyuncuların birbirini iyi takip etmesi lazım. O anlamda Galatasaray çok iyi yolda. Ha, bir, diyoruz ya hani kolay takımlarla oynadı falan bunlar da konuşuluyor. açta i̇şte Fenerbahçe'yi yendi ve çok iyi oyunla yendi. Geç, ilk devre yani kolay görünen maçlarda can çekişiyordu yani. Yani dediği gibi Ankara gücü maçını iki, kişi rakip 10 kişi iki tane gol attı sana. Alanyaspor Spor 45 dakika orta sahayı geçirmedi Galatasaray. Evet. Ya bunları da unutmayalım. Galatasaray gerçekten iyi yolda. maçlar şimdi biraz daha zorlaşacak. Dediği gibi Evren Turan'ın şampiyonluk potasında birçok takım var. Ama ha, Galatasaray havaya girdi. Bir de ne oldu işte Falcao form tutacak. Andone'yi kazanacaksın. de artık... Em Adem Büyük gibi, em Emrak Baba gibi oynadığı zaman sana skor üretmiş, takıma inanılmaz katkı vermiş oyuncu var. Kulüben zengin, takımın temposu iyi. Yani o anlamda Galatasaray'ın artıları çok. Ve ligin sonuna kadar bence şampiyonluk potası çok keyifli geçecek. Ama ben burada Başakşehir, Trabzon, Sivas'ın bu işi bırakmayacağını, puanlar birbirine çok yakın. Ama demin işte Mehmet'in de dediği gibi artık senin elinde kardeşim bütün maçlarını kazan şampiyon ol. Yani oradan buraya gelmek o ilk devreki oyun puan puan durumuna baktığın şimdi zaman de, şimdi gerçekten inanılmaz bir, yani başarı yani bunun başarı Trabzon olarak görmek sporla lazım. Trabzonsporla Başakşehir senden zor ikişer maç oynayacak belki daha fazla. Trabzon kupada Fenerbahçe ile oynuyor. Evet. Başakşehir'in iki tane Kopenhag maçı var. Bu da bir avantaj. Ki bence yani fazlasını ligis, da oynayacak lig, Başakşehir. Ligde dengeler çok değişiyor. Yani Fenerbahçe Benfica ile yarı final oynadığı dönem hatırlarsın. Galatasaray olmuş şampiyon derken Avrupa'nın elendiği için bir tık hani Real yani Madrid'de. Fazla maç sayısı da takımlarımızı yoruyor bu gerçek. Ya bir de şu var yani o, o oyun içerisinde bakıyorsun taraftara bakıyorsun mesela bugün. Şimdi Galatasaray taraftarı e, son iki yıl şampiyon oldu. Kötü oynadığı zaman da e, mırıldanır kazanır ama mırıldanmalar olur. Şimdi Galatasaray taraftarı son bir aydır zevk alıyor. E, derbiyle zaten büyük zevk aldı ama bununla beraber de sağ, iç sahada bol pozisyonlu şut atıyorsun. Her oyuncu oyun içerisinde o gitmiş. Herkes mücadele ediyor. Yani bu zaten olması gereken bir şey. İlk yarıda bunlar yoktu. Anormal bir iş. Ömer Bayram vardı Evren abi. Evet. Sezonun ilk yarısı. Ömer Bayram de. yine kötü oynamı. Yine, yine en çok eski yapan oyuncu ama farkındaysan o kadar çok oyuncu. Sadece Ömer Bayram'ı konuşuyorduk. Mustara'yı konuşuyordum Şimdi 8 tane oyuncu söyleyebilir 9 evet. tane. Artı Falcao şu an daha fizik olarak İyi değil yani. yüzde %30-40'larda patlama gücü yok. Bak çok iyi koşular yapıyor. Bazen görmüyorlar ama o koşuları yapsa da o patlama gücü yok. Yani daha onu kazanamamış. Onu kazansa zaten Falco şu maçta 3-4 tane atardı. Yani şu daha kaçırdı. tam değil yani adam. Bir de tam olduğunu düşün. Yani anca bu zamana kadar gelebildi. Yani Galatasaray çok eksiklerle mücadele etti. Düşünsene sezon başı kurulan takımdan şu oyunu oynasaydı. Galatasaray şu an nereden baksan 10 puan fark atardı rakiplerine. Eğer sezon başı şu oyundan başlasaydı, 10 yukarı olsaydı, ne bileyim bu tempoda girebilseydi tabii ki zaman zaman inişler çıkışlar olacaktı. On Ama Fenerbahçe'nin yakaladığı avantajı ilk yarıdaki Galatasaray yakalası 10 puan farkla şu an götürürdü lig. Yakalayamazlardı. Bu çok önemli bir şey. Bu herkes bunu kabul edecek. Tek direktör farkı bu. Biz de yılları çalıştık hocalarla. Şimdi diyecekler Evren Fatih Terim'i işte seviyordu hocası. Öyle bir şey yok. Ortada işte. Olan yaptıkları da ortada. Kötüyken Geldi, de, kötü skorlar, de kötü dedik. Evet, dedin yani. Eleştirdik, Değilmiş. hepsini de eleştirdik. Ama evet. iyiyken de hakkını vereceksin. Ama bakıyorum şimdi gündem hemen değişiyor. Galatasaray'ın iyi oyunu falan biraz böyle yine bir geride falan kalıyor. Yani Halbuki asıl olay bu. Galatasaray'ın yaptığı şu an çok büyük bir olay. Hiçbir büyük takım bu kadar demorize olup, bu kadar sıkıntı çekip, yönetim olarak, oyuncu olarak, kavga, gürültü, sakatlıklar, o, bu, her şeyi yaşayıp Tekrar düzeli bu hale gelemez. Hiçbir büyük takım ben sana söylüyorum. Çok kolay değil yani bu iş. Buradan bunu geri bir tek, dönmek hakikaten. Evet, bunu dönmüştü. bir tek Galatasaray başarıyor. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor bilmiyorum yani bir şekilde oluyor. Ben de onu iyi, iyi bildiğim için ona göre sezon başından yorumlarımı ona göre yapıyorum. Çünkü Galatasaray'ın bir şekilde düzeleceğini biliyorum. Benim avantajım da o. Ya yani benim artım da o. Onu anlayamıyorlar. Onu da işte artık bu sene herhalde anlarlar. Geçen sene de aslında benzer bir tablo var. E geçen sene de anladılar senedim, da i̇şte anlamak istemediler. Şimdi bir daha bu sene daha iyi anlayacaklar. Geçen <laughs> sene çok iyi bir ara transfer dönemi geçirdi Kerem Galatasaray. Stoperleri değiştirdi. Evet. Ee, Jacques Neyalı öyle ligin gol kralı forvetini. Berlanda Feguli kıvırdı. Ya şu an bu sefer ara transfer. Asıl oynayamıyorsun ki şu an. Evet Doğru bu sene öyle bir, öyle yani. bir devre arası <laughs> transfer de olmadı. Onyekuru'da Fatih Hoca haklı çıktı sezon başı. Geri Rodriguez Galatasaray'a gelmek istediğinde biz Onyekuru'yu Kuru'yu alacağız gidebilirsin eder. Fenerbahçe'ye gitti. En son e, 15 milyon euro Monaco herif oyuncu gelemeyince panik transfer Emre Mor ol. olmadı. Ama bu Onye Kuru'da bu ısrar işte iki maç izledik ee, Kadıköy'deki Onye bugün koyuyor. anormal oynuyor. Taylan da yani, bugün çok iyi oynamadı. Ben Mücadele etti. Mücadele etti ama böyle forma şansını yakaladım. Şimdi Demina geliyor o geliyor oynama şansı zor. Daha iyi olabilirdi. Hani ben hep Taylan'ın oynasın dedim her zaman söylüyorum. Bugün daha çünkü bir iki defa böyle bir şans gelir. Orada hep akıllarda bırakacaksın tarafları. İlk maçta bıraktı mesela o aklı oynadığında. Antalya ama bu sefer çok şey değil. Fazla pasası yaptı. Biraz panikledi. Mücadelesi iyi. Girdi, kaydı etti ama topu kullanırken biraz daha sıkıntı çekti. Biraz hatalar yaptı. Onu da düzeltmesi lazım. Ama yine özverili yani o açıdan orada bir enerji kattı. Galatasaray Ender Hocam 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ve bu süreçte sadece 3 karşılaşmada kalesinde birer gol gördü. 5 maçta kaleyi kapattı. Elbette Muslera'nın payı sezon Karışın. başından bu yana alınan her puanda var. Bunu kimse herhalde inkar etmeyecektir. Ama savunma ikilisinin performansını da nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Marquinhos özellikle ilk yarı oranla nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii ilk devre da gerçekten iyi maçlar çıkarmadı. Çok sezona çok kötü, kötü gitti. Ya aynen. Çok hatalar yaptı. Ha, evet. İşte bu takımın genel evet. oyunuyla alakalı. Yani kaleci performansı iyiydi. On, onun haricinde ben iyi performans hatırlamıyorum galiba. Ömer Bayram'la Ömer Bayram'la Ömer, Bayram, Bayram, Bayram da gerçekten inanılmaz üstü oynadı. Yani yeteneğini, kapasitesini maksimum kullandı. O hale devam ediyor. Onu da tebrik etmem. Son yılda bu kadar aşağı bir oyuncu daha Tabii ki de bir de sol bek olarak daha çok bildiğimiz sol ön oynayarak, oynayarak, oynayarak genelde sol bek veya sol Bir küçük soru Mehmet Özcan'a. Sezon başı kampında hazırlık maçlarında Hoca onu merkez orta sahada oynattı. hakikaten iyi iş çıkardı. E, Augsburg maçı başta olmak üzere evet iyi iş çıkardı. O performans olmasaydı Ömer Bayram giderdi diyebiliyor musun? E, giderdi çünkü hem Göztepe hem Denizli iki takım da istedi. Hı hı. Hoca ona o şansı verdi. Orta sahada çok fazla hani Cimi Durmaz Selçuk İnan'a güvenmediği için... Kayseri maçı ile birlikte 3. hafta Ömer Bayram hı hı. ortaya koyunca devam etti. Ender Hoca'ya pası atacağım. Marka ay da hocam ben hazırlık kampında çok kilo fazlası e, dikkatimi çekmişti. Sezon ondan da pek iyi başlayamadı. Yeni yeni toparlanıyor. Artı bence yani konuyu belki çok saplıyorum. Bence bizim ligimizin en iyi stoperi Luyundama. Luyundama'nın yokluğuna rağmen bu savunmanın toparlanması da hakikaten ya, hoca eseri yani. Ama ligin ilk yarısı da Galatasaray en az gol yiyen takımdı. Şimdi de en evet. az gol yiyen takım. Yani ama Oradaki çok sorun da. neydi? Hücumda sıkıntı vardı. Yani hücuma gol hücuma çıkmıyordu ki. Hücuma zaten. çıkmıyordu takım. Yani savunma anlamında hani o ama şimdi orta saha oyuncusu Stoper Dong oynuyor. Evet oynadı ama sonuçta orada bir senin asıl adamın yok. Stoper istedi hoca devre arası. O da onu da almadılar. Alacaklar da olmadı işte yönetim istedi bir şeyler olacak. Onu da yapamadılar. E, Ahmet Çalık var. Ya yani bu takım bununla 8'de 8 yapıyor. Yani elindekini en iyi şekilde kullanıyor. Tabii. Bravo. Yani en doğru şimdi şey, teknik ya, adamın olayı ne? Elindeki oyuncuları en iyi şekilde evet. kullanabilmek. İlk yarı hoca bunu yapamadı. İkinci yarı muhteşem yapıyor. Ve ikinci yarılar hep oluyor zaten bu işler. Yani işin sonunu getiriyorlar bir şekilde. Bakalım bu sene olacak mı? Zaten en doğru şey cümle Evren Turan söyledi. Zaten e, teknik direktör elindeki kaliteli iyi oyuncuları yeteneklerine göre iyi oyunu, doğru oyunu seçen hocadır. Ondan sonra da zaten başarılıysan başarı yaptığın her eylemi kabul edilir kral. Şimdi geç, belki Fatih Hoca sezon başı da bazı şeyler iyi şeyler yaptı. Ama alınmayan kötü sonuçlar, sahada koyulan performans iyi olmayınca eleştiriliyorsun. İşte X oyuncuyu oynatıyor. Mesela Emrah Akbaba ile Adem Büyük geçen hafta oynatmadı. Ulan şimdi bir, bir, bir şey koydu ortaya. <laughs> Mağlup olsaydı ne olacaktı? Emrah Akbaba bu kadar formdaydı niye oynatmadın? İşte Adem Büyük formdaydı niye oynatmadın denecekti. Ama eylem başarılı olunca... ...bravo, çok doğru seçim... Bu ...antrenörlük budur zaten... ...bazen riske girmek, tercihleri ona göre yapmak... ...sezon başında alınan oyuncular var... ...bir sürü işte Emre Mor, Enzonzi... ...ben aldım diye tutmadı... ...dedi kardeşim olmuyor bunlarla... B ...Babel, bunları göndermek de kolay değil... Emre Mor. ...tabii o da yani... ...Emre Taşdemir, o, o da hata. Yani Fatih Hoca'nın da mesela... ...orada büyük başarısı var... ...ben aldım, ettim, bunlarda da diyor. ...dedi ki sizlerle yorularım ayrılıyor... ...geçen sene de hatırlayın bak... Orada geçen sene bak geçen evet. sene bak şampiyonluk Fatih Hoca'nın hamleleri hep var. Geçen sene de Eren'le Serdar Aziz ne dedi? Benim dedi. Futbol gör, yani genel çalışma, çalışma uymuyor. prensipleri ama uymuyordu. Orada da bir hamledir o. Bak oyuncular ayrıldı. Yerine stoperler alındı iki tane ve gerçekten şampiyonluk ya bazen hamleler yaparsın tutar, bazen tutmaz. Ama Fatih Hoca genelde tutturuyor tuturdum. Genelinde tutuyor yani. Ocak yani ayı geldiği derken, zaman ...ocağa bir şey oluyor. Aa neden hoca? Ama sezon şey... başı nasıl eleştiriliyorsa şimdi kabul etmek gerekir ki yani Galatasaray havlu attı derken şu anda puan puana... ve o kay bir de sakatlıktan gelecek oyuncuları var kulübede for oynadığı zaman skor üreten oyuncular var. Yani şu anda Galatasaray'ın eli çok güçlü. O anlamda ya büyük iş çıktı. Ha şampiyon olur olmaz. Ama bu doğrulara sezon sonunda devam edilmesi gerekiyor. Kafanızdaki kaçıncı şampiyonluk adayı Galatasaray? Bir sıralama var mı? Bence ilk ikide. Zaten bence Sivas'ın da şansı var. Başakşehir'in de var. Ama yani geniş zamanımız olmadı. onların da sebeplerini söyleyeyim. Seyirci sayıları. Anlaşabiliriz DNA işte şampiyonluk bir şeydir. Camiyadır. Yani Camiyadır. Enerjidir. Yani Sivas'ta olabilir. Başakşehir'de ama Trabzon'un hem kadro yapılarında söylemek lazım. Trabzon'un da kulübesi zengin, tecrübeli oyuncuları var. Galatasaray'ın da işte şu anda oynayan ilk 11'i iyi ve kulübesi de zengin ve geriden gelen oyuncuları var. O anlamda artıları var. Sivas işte iyi oynuyordu. Gerçekten iyi oynamaya da devam ediyor. Ben bu hafta Ankara 3'ün maçında zorlandı ama yine iyi oynadı. Ama iki oyuncu sakatlanıyor, bir cezalı duruma geçiyor. Takımın bozuluyor. Ama şimdi Galatasaray'da, Trabzon'da öyle değil. Ya baktık ama Trabzon'da zorlandı. Bir Emmak'a girmese maç yine zorlanabilirdi. Orada da bence hocanın da dikkatli olması lazım. Olay genç Beşiktaş bir hocamız maçı Beşiktaş maçında çok Beşiktaş çok farklı yenebilirdi. Hocanın da takımı daha iyi hazırlaması, inandırması gerekiyor. Ya iyi oyuncu olman yeterli olmuyor. Hocanın seni daha iyisini yapabileceğine inandırması ve sana güven vermesi gerekiyor. İşte Beşiktaş'ın farkı o. Aynı oyuncular 90 derece değişti ya. Trabzonspor'un da farkı şu diyebilir miyiz hocam ligdeki takımların birçoğuna oranla böyle sorayım. Kötü oynayabilirsiniz. Her takımın kötü tamam. oynamak hakkı var. Kötü günler bütün evet. takımlar yaşayabiliyor ama sorunu çözebilecek, kilidi açabilecek gerçekten çok sayıda oyuncusu var. Bana Trabzonspor'un en büyük avantajı şampiyonluk yarışında Cümleye bu diye. Şöyle başlayayım. Bir de rakip buna izin vermez. Rakip de maçı kazanmak istiyor, evet. hazırlanıyor. O hafta çok iyi hazırlanmıştır. Sahaya da doğruları koymuştur. Seni zorlar. Gol atar, pozisyon vermez. Orada ne oluyor işte çok ekstrem oyuncular var. Onlar sahneye çıktığı zaman fark yaratıyor. İşte Galatasaray'da olan o bence Trabzon'un da avantajı o. Sivas takım mı olarak daha böyle takım iyi oynarsa yani o gün bütün takım iyi oynarsa maç kazanıyor. de aynı şey oynamadığı şekilde oynamadığı maçta 5 gol attı Trabzon. Tam işte yani onu ya da demek istiyorum. Da Bunları da iyi analiz etmek gerekiyor. Evet. O oyuncu kalitesi var. Fark yaratan kreatif dediğimiz oyuncular, skoru yapan, evet. hem atan hem attıran oyuncu sayısı da fazla sahada. Orta sahasında var, kenarda var, santraforu var. Hocam Şimdi bakıyorsun... şunu da belirtelim. Sosa duran toptan Tabii ciddi bir silah yani. Fenerbahçe evet. maçını da Sosa'yla çözdüler. Rize maçını iki golle. Kornerden. Bu de, da çok önemli. Bir de Galatasaray'ı da dikkat edin. Geçen sezon ikinci devre neden şampiyon oldu? Takım iyi oynuyordu da. ama Fegül'ü gol atıyordu. Belhanda gol atmaya başladı ki yani Belhanda'nın evet, kariyerinde belki ha, hafta yok üstü yok, gol yok. attı. Onyekuru. Onyekuru On 9-10 tane ben ben gol anladım. attı. İşte Santrafor'un gol atıyor. Önlü bir... ne oluyor böyle? Stoperin çıkıyor, kornerden gol atıyor. O, o çok büyük değer. Şey yani. Galatasaray'ın, Başakşehir'in ve Trabzon'un kadrosu Sivas'a göre daha geniş ve daha kaliteli tabii. oyuncular var. Sivas'ın yaptığı zaten çok büyük bir oğlan. Yani burada Çoğ. takım oyunu oynayarak. Ben tabii Galatasaray'ı çok avantajlı görüyorum burada ama dört takım da burada hiç şey yapamaz. Yani son ana kadar onların yarış içerisinde olurlar. Hiçbiri bırakmaz. Onların kendi aralarında oynayacağı maçlar zaten olayı belirleyecek. Hı -hı. Geçen sene de öyle olmadı mı? Galatasaray ikinci yarı geldi. İçeride Başakşehir yendi. İşte Beşiktaş'ı yendi. Yani Anladım ya Trabzon'u yendi. Şampiyon oldu. Yani onun için yine aynı o maçlar gelecek yani. Bu dört takımın da şansı var bence. Kesin Ama Galatasaray mi? arkadan rüzgarı aldığı için şu an daha avantajlı bir gözüküyor. Bu hafta Sivas maçı mesela yine aynı nasıl 8 maçı final. Aynı final maçını orada çıkacak. Bu maçları da iyi oynuyor, doğru oynuyor. Ama Sivas'a da bakıyorsun. Sivas da toparlandı. Sivas o krizi atlattı yani. Sonuçta onlar da kazanıyor. İşte sakatlıklar iyileşti. Bir anda oyuncuların katı, Fernando'nun dönmesi, Emre Kılıç'ın dönmesi etkiliyor işte. Yani orada işte bir Hakan'ın olmaması etkiliyor takımı. Yani birkaç oyuncu böyle bir sakatlık yaşasa bocu oluyor. Çünkü gerçekten kadro zenginliği diğer takımlara göre düşük. Ama Sivas'ın şu ana kadar yaptığı iş inanılmaz. Sivas yani Spor için mütçelerle... hocam şunu da söyleyebiliriz. Kusura bakmayın lafınızı gördüm. Diyelim ki Galatasaray karşısında Sivas Spor kazandı. Sivas Spor'un ondan sonraki fiks fiksürüne baktığımız zaman ligde ilk 6 içinde yer alacak hiçbir takımla, ilk 6 içinde şu an yer alan hiçbir takımla Sivas Spor'un oynamayacağını görüyoruz. Ama 7. Aynen, Fenerbahçe oynayacak. Tabii ki de o da kıymetli ama altta da yani... Hem ilk dört için hem aşağıda küme düşme potasında... Tabii ki kolay bir de maç çok bir kolay. Bir de her takımın belli bir kalitesi var. Her takımda 2-3 tane ekstrem oyuncu var. Süratli oyuncu çok iyi oynadığın maçta o atletik oyuncular arkaya bir koşu yapıyor gol atıyor. Evet. Güzel yani, bir fikstürü var silahsızca. Valla ama ben sana söyleyeyim büyük takımlar altta ligin sonuna doğru küme düşmeye takımlarda oynadım ben. Sen de tabii, oynadın yani tabii orada de. o takımlarla büyük takımlar kolay maç diye çıkıyorsun hiç öyle olmuyor. Hepsi orada kurtarmak 12'de. zorunda. Hani bakma ki, Ankara Gücü işte. 10 kişi kaldı. Yine iyi mücadele ediyordu ilk yarıda yani en tabii, azından. Tabii. Tamam Sivas'ın bir kalitesi var belli ama 10 10 kişi 10, 11 11 iken o kadar değildi yani Ankara Gücü o girdi. Tabii hocam bir de şu var. Artık her, yani. bir takımlarda birbirine oynayacak. bak bir, iyi kaliteli kadro olabilir, iyi de oynuyor olabilirsin. Ama maç formu denen bir şey var. Maç performansı o maç bazı oyuncuların yani takımın iyi oynaması lazım ve bazı oyuncuların ekstrem oynaması gerekiyor. Öyle olduğu zaman maç kaybedebilirsin. Bizde yani Avrupa'da gibi çok çok üst düzey takımlar yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Artık birbirine yakın zaten puanlara baktığın zaman alınan skorlara da aynı oyuncu kalitesi farklar var ama öyle çok uçurum yok. Çok iyi oynadığın maçta iki tane çabuk süratli adamıyla savunma arkasına koşu yapıyor. Rakip sana atıyor. Eskiden bunlar kolay değildi. 5-0'lar, 6-0'lar hatırlayın yani 4-0'lar. Yani hakemler de biraz tabii büyük takımları çok kolluyordu. Var yoktu. Varın en büyük avantajı o. Offside offside. Hiç olmazsa bazı şeyleri görebiliyor var. Yani o anlamda şimdi yani maçları kazanmak da kolay değil. Her takımda Anadolu'nun her takımında belirli kalitede oyuncular var. Tabii antrenörlerimiz de iyi. Analizler çok yapılıyor. Ama uçuyorum kaçıyorum diyen bir bakıyoruz şut yok bazı maçlarda. Bu hafta Konya maçını, Konya-Kasımpaşa maçını seyrettik. Ya Konya-Kasımpaşa'da 10 mu 9 tane yabancı oyuncu var. Kulübede var 2-3 tane. Ya Kasımpaşa'nın şutu yok ya. 45 kaleci, dakikada kaleci bir 4'tü. şut var o da Konya Spor attı. 45 dakika yani o zaman ya yazıktır günahdır 12-13 tane yabancıya ne gerek var ya? Pozisyona girmiyorsan. Orta saha mücadelesi olarak geçiyorsa bizim altyapıdaki oyuncular da yapar onu. Veya git birincilikten oyuncular getir. Yemin ediyorum daha fazla kaleye gider. Daha fazla şut atar. Daha fazla pozisyona girer. Farkında mısınız? 2-3 haftadır daha çok futbolu konuşuyoruz. Çok hakemleri çok eleştiriyor, Hakemler daha başarılı. İnşallah hep böyle olur. Bunun sebebi ne acaba? Onu iyi düşünmek lazım. Futbolu konuşmak istiyoruz. Yani daha Doğru. en azından biraz daha o gerginlikler bitti. Zaten zor bir yani ülke olarak da sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Tabii bir de o da etkili. Yani <laughs> o, onun senin tadınızdı da yok. Yok. E, ondan da enerjimiz düşük. Ama bir taraftan da o 1-2 saatlik dönemde e, en azından o futbolla biraz daha <laughs> gergin değiliz, daha olumlusun. Ee, sevgili seyirciler, bir haber paylaşacağız sizlerle. Beşiktaş'tan da konuşalım istiyorum. Siyah beyazlı kulübün de e, siyah beyaz takımında durumuna e, bir göz atmakta fayda var ekranlara taşıyacak arkadaşlarımız siyah beyazlı kulüpten vereceğimiz haberde Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın'ın dönüşü sonrasında savunmada ve hücumda her iki alanda da ciddi anlamda toparlandığını görüyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarımız bir haber hazırladılar. Ekrana taşıyalım. Sonrasında devam edeceğiz. Beşiktaş'ta son haftalarda Sergen Yalçın yönetiminde daha derli toplu bir görüntü sergiliyor. Siyah beyazlı takım ligde belki şampiyonluk potasının şu an 8 puan arkasındaki Trabzonspor'un da bir maçının eksik olduğunu söyleyelim. Ama yine de taraftarına gelecek için bence umut veren bir Beşiktaş var. Önümüzdeki sezonun hayali de mutlaka kuruluyordur. Ama bu dönemde de Evren Turan daha kazanılması gereken çok sayıda maç var. Nasıl haftalar bekliyor Beşiktaş sence? Valla Sergen Hoca geldikten sonra işte aylarca konuştuk. Abdullah Hoca ile olmuyor. Oyun sistemi uymuyor. Çok pas oyunu o enerji alamadılar. Bir türlü takım birlik beraberliği sağlayamıyor dedik ve Sergen Hoca işte bir ay önce gelseydi belki takım şu an çok daha farklı olabilirdi. Evet Beşiktaş'ın ıı, takımının yaş ortaması yüksek ama elinde belli kalitede oyuncular var. Yerli oyuncuları çok tecrübeli. E Sergen Hoca hem hocalık yapıyor orada hem abilik yapıp takımı biraz daha bence rahat bırakmış benim anladığım. Biraz daha takım rahat bırakınca yabancılar bile şu an bakıyorsun o hepsinde bir oyunun içerisindeki o özgüveni rahatlığı görebiliyorsun. E, oynamak istiyorlar, oynarken zevk alıyorlar. Evet. Yani Beşiktaş takımında bunu görüyorum. Yani ilk yarıda bunu görmüyordum Beşiktaş takımında. Şimdi hepsi oynarken zevk alıyorlar. Oyuna sonradan gelen oyuncuların da katkısı ciddi derecede var. İşte oynamayan oyuncuyu 11'e koyduğunda işte Boyd hiç beğenmediğimiz oyuncu bile bence son maç fena oynamadı. Tamam çok ekstra işler yapmadı ama mücadele etti, oralara girdi, çıktı. Yani her oyuncu Sergen Hoca geldikten sonra Beşiktaş'ta performansını artırdı. Bu gözüküyor. Evet sonuca yansımadı birkaç maç. Özellikle Başakşehir maçı, Trabzon maçı büyük şanssızlık oldu. Müthiş oynadılar. Ama son maça baktığında yine kazanmasını bildiler. Yani Alanya çok iyi takım. Alanya karşı yine ikinci yarı o ciddi baskıyı koydular. Yani Beşiktaş'ı izlerken de zevk alıyorum. Yani burada Galatasaray evet en iyi oynayan takım. Trabzon'da var. Buna Beşiktaş da Son aylarda katabiliriz. Özellikle son 3-4 hafta. Ee, Başakşehir çok kazanıyor ama o kadar iyi oynamıyor. Yani eskisi gibi değil. ilk yarıdaki o tempo oluyor. Kolay değil. Avrupa Kupaları da var. Sivas işte yeni yeni toparlıyor ama Beşiktaş takımı gerçekten Sergen Önce ile beraber havası değişti, ortamı değişti. Ne kadar sıkıntıları da olsa oyun içerisinde oyuncular çok pozitif gözüküyorlar. En azından istiyorlar. Yani büyük takımdaki oyuncular nasıl oynaması gerekir? Onu sahaya yansıtıyorlar. Hı hı. Ee, onun için de bu sezonu bence iyi geçirip seneye bu takımın üzerine 3 4 takviye ile beraber Beşiktaş yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilir. Bir takım için başarıya giden yolda pek çok önemli faktör var. Oyuncuların kalitesi önemli, teknik adamın tercihi önemli, kadro seçimleri, eldeki malzeme hepsinin ayrı ayrı önemi var ama Ender hocama bir soru sormak istiyorum. Sonrasında evet. Mehmet sana döneceğim. Takımın teknik direktörü olan bakış açısı ona karşı hisleri belki böyle de sorabilirim. Evet. Başarıya giden yolda yüzde kaç pay sahibidir? Ne kadar etkilidir? Yani, çok etkilidir. Yani yüzde olarak vermesek de artık sırf diyorum ya sadece teknik taktik. Teknik adam o, açısından da bunu o, adam yönetimi oluyor. Tabii olarak ki de. Yani mesela şöyle düşünün, Burak Yılmaz'ı iki kere oyundan çıkardı. Hangi öce yapabilir onu? Buranın dedi patronu benim yani. O da bir şeydir yani takıma. Mesaj. Mesajdır yani. Bunu yapabilecek hoca sayısı çok az. Açık söyleyelim bunu. Yani Burak da, Burak da çok hoşuna giden bir oyuncu değil. Oyundan çıktığı zaman mimiklerini de gördük evet. yani. Ama Sergen Hoca ona da çok aldırış edeceğini zannetmiyorum. Ha, Sergen Hoca için de büyük şans bence Beşiktaş. Bunu da layıkıyla yapıyor gerçekten. Ha, geldiğinden beri oynanan oyun bence çok iyi. Tamam skorlar bazen gelmeyebilir Olabilir ama oynanan oyuna bakıyoruz. Ben Başakşehir maçında da beğendim Beşiktaş. Orada da kazanabilirdi. Çok üstün bir oyun oynadı yani Başakşehir bayağı kendi sahasını hapsetti. Trabzon maçını hiç saymıyorum tabii ki de kaybetti. Berabere kaldı ama çok iyi bir oyun sergiledi. Yani orada da gerçekten ligi belki bu sezonun en iyi oyunlarından birini sergiledi. Evet. Yani ama bu, bunu sürdürebilir mi? Sürdürüyor. Gördük Alanya'da zor bir deplasmanda 18 tane şut atmış. Evet. Ha gol iki tane buluyor ama rakip kale ve Alanya Spor da şu var. Alanya Spor da ligimizin en çok şut atan takımlarından. Ona da fırsat vermedi. O 7-8 tane de onun şutu var. Bu da önemli. Diyorum ya sen bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama rakibine de engel olman lazım. Ben gidiyorum kaleye gidiyorum gidiyorum. İşte Fenerbahçe'ye geldiğimizde onu söylüyoruz ya. Gidiyorsun kaleye rakibe baskı yapıyor. Rakip bir kere geliyor gol atıyor. Ben diyemezsin kaçırdım. Yemeyeceksin. Yemeden atacaksın. Kazanmak zorundasın. Kazanan takımı yaratmak zorundasın. Yani istatistikler tamam iyi hoş ama o sıralama sıralamada ben olduğum yerde değilsem o zaman burada demek ki bir sıkıntı var. Tabii. Yani böyle bakmak lazım. Sergen Hoca farkını gösterdi. Yani liderlik yapıyor. Bunu görebiliyoruz kulübede duruşuyla. Ha Abdullah Hoca da gerçekten zor bir dönemde geldi. Başkan açık ve net. Başkan geldi 3 senelik mukavele Abdü 2-3 ay sonra haydi güle güle dedi. Hoca büyük bir yanlış yaptı. Seçim yapılmadı mı? İmza Seçim yapıldı, Hoca ile imza yapıldı. 3 senelik, başkan 3 ay sonra tekrar kongre kararı aldı. Yani bu bir teknik karakteriyle yapılacak şey değil. Mayıs ayında de Fikret Orman seçildi. Tabii ki de çok büyük yanlış bu. Ya büyük takım çalıştırmak çok farklı. Tabii yani. ayrı a mesele hocam o yani. ayrı. Ama ekonomik zorluklar da oldu. Var, Belki istenen şimdi adamlar oldu. Bir var. de Abdullah Hoca zaten hani kupalar kaldırarak gelmedi oraya. Uzun vadeli bir projeyle iyi yönetilen bir kulüpte uzun 3-4 senedir şampiyonluğu kovalayan bir hocamız. Doğru şeyler yaptı. Tabii ki de büyük takım çalıştırmak çok farklı bir şey. Abdullah Hoca da bunları düşünecektir. Nelerde hata yaptığını görecektir mutlaka. Ş şunu söyleyebilir miyiz hocam? 3 yıl daha Beşiktaş'ın başında kalsaydı 3 sene sonunda Abdullah Hoca şampiyon olabilirdi. Ya ben asla olamazdı, imkansız böyle bir şey söz konusu olamaz diyemiyorum. Demem bence mümkün değil. Tabii, o varsa Ama mi, tabii. o 3 sene bekleyebilir mi? İşte be, o, Buradaki problem şimdi bu Ekonomik... Türk, 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 teknik adam olarak kim kalmış ki büyük takımlarda? Yok yok bir de bir de, bir de, başka, bir de bir de şu var, var bu öyle? ekonomik kalan. durumda mümkün değil. Ay, ben onu bugün düşündüm Evren abi. Aralık 2017 Fatih Terim geldi. <laughs> Galatasaray'da Fatih Terim kadar uzun kalan büyük takımlarda da teknik adam yok. <laughs> Türk hoca olarak. Yok Çok yok bir de var. şu anda şu yani anda üç, da ekonomik ekonomik krizden dolayı e, gerçekten takımlarımız da sıkıntılı yani başarılı olmak zorunda. Eğer bu transferlere devam edeceksen başarılı olamazsan borç gittikçe büyüyor bir yerden sonra yürümeyecek. Aykut Hoca gel. ne kadar kalmış? Ona bakacağım şimdi. İki Aykut Hoca'dır muhtemelen. Şenol Hoca da 3 yıl kaldı. Büyük takımlar. Doğru Şenol mi? Hoca 4 4 sezon. 4 sezon çalıştı. Şenol Hoca da 4 sezon kaldı. o da 4 sezon. Şenol Hoca da 4 yıl. Evet, Aykut Hoca'nın da 2010 10-11-11-12-12-13 3 sezon var. Ya şu var. Bak, orada var. şampiyonluğu var mı? Bir defa, bir tane mi var? Bir şampiyonluğu var. Yani ya. istikrar olduğu zaman, uzun süre kaldığı zaman teknik adamlar bir şekilde başarıyor yani. Evet. Anladın Tabii mı? Yani uzun süre olduğu zaman oluyor ama e, hani o 4 yılda Şenol Hoca 2 defa oldu. 3 yılda Aykut Hoca 1 defa oldu. Fatih Hoca 4 yılda 4 defa oldu. Veya 2 defa geldi ikisinde de oldu. Yani genelde 10 defa geldiyse de 9'unda oldu yani. Mehmet Özcan Beşiktaş'ın performansı ile alakalı senin görüşün neler? Sence ne değişti Abdullah Avcı'dan sonra? Ya ben Beşiktaş'ın kadro kalitesinin çok üst düzey olduğunu düşünmüyorum. Örnek Fenerbahçe'de beğenilmeyen Geri Rodriguez'i ben Enkudu'yla Diaby'yle bir tutmam. Evet. Beşiktaş'ın kadro yapısında sıkıntı var. Ee, onun dışında izleyiciler kusura bakmasın biraz öksürüyorum. O yüzden sesim e, kısıl, kısıldı. Sergen Hoca çok ciddi kalitesini gösterdi. Ee, bir hava getirdi. E, Ender Hoca'ya katılıyorum. Başakşehir maçını ben de beğendim Beşiktaş'ı. Başakşehir hak etmeden kazandıysa gir. Demba orada bir bitiricilik yaptı ama maç boyu Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Trabzonspor maçı geri düşmesine rağmen tek kale boyun son atak ki o son atakta son atakta Ekuban'ın verdiği pasla inanılmaz yani. Evet yerli. evet. O, o tip ara paslarını her maçta görmüyoruz. Ama çok ciddi bir puan farkı var. Artı önünde dört takım var. <laughs> Beşiktaş için Sergen Yalçın bu formuyla yeni sezona başlar. Bu kesin. Bunu da hak ediyor zaten hani bir geçiş döneminde gelmişti. Abdullah Hoca'nın işi zordu. Ben burada Şenol Güneş, e, Fatih'imi şöyle benzetiyorum. Şenol Güneş, e, Fatih'im gibi teknik adamlar takım değer almak zordur. Örnek bunu Bursa Spor'da yaşadı Şenol Güneş sonrası. Hı. Galatasaray hep yaşadı. Mancini toparlayamadı Galatasaray. Yani zaman aldı öyle söyleyeyim. Evet. Galatasaray Fatih'imin her gidişinden sonra Lucescu, Jardel takımı şampiyon yapamadı öyle söyleyeyim. Sonra ertesi sezon yepyeni bir kiralık oyuncular takım kurup şampiyon olmuştu. Yani Ve bu yine beğenilmedi. Yani şampiyonlar çeyrek final yani oynadı. Öyle ya da böyle şampiyon oldu ama <gülüyor> <gülüyor> sergilediği performans hep tartışılmıştı. Ben sana katılıyorum. Abdullah Hoca kesinlikle kötü bir teknik adam değil. Bir proje <laughs> teknik adamı. 3 yıl sabredersin muhakkak sana bir sonuç verir ama hani şu an gelinen nokta Beşiktaş'ta başarısızdı ama Beşiktaş'ta sağ içinden ziyade sağ dışında da çok ciddi problemler vardı. Yönetim problemi. Artı ben takım kalitesi olarak bunun üstüne basa basa söylüyorum. Geçen sezon Ender Hoca'ya hep şu örneği veriyorduk işte. Lugano'lardan, Edu'lardan no stat derlere gelirse hani, hani takım kaliten dibe vurursa Fenerbahçe küme düşmeye oynar e, diyorduk. Ben benzerini Beşiktaş için de yani şimdi bir Şampiyonlar Ligi'nde zirve yaptığı dönemleri hatırlıyorum. İşte Taliskalar, e, Abu Abubakar'ı beğenmiyorduk. O Abubakar'ı beğenmiyoruz. Şu an Umut Nayır, Güven Yalçın yedek forvetler öyle söyleyelim. Evet. Yani hani ne kadar devre arasında Boateng gelse de kadro kalitesinde stoperleri keza şu an en kariyerli e, oyuncusu Vida ama Vida da anormal bireysel hatalar yapıyor biz evet Karius Karius diyoruz ama hani Vida'nın attığı sürpriz golleri olmasa Vida'nın da çok Burak Yılmaz kadar golü vardı neredeyse bu haftaya kadar. Çok ciddi skor katkısı yapıyor da hani bir stoperin ilk e, görevi savunmadır. Ki. Savunmada da burada Vida çok ciddi hatalar yaptı. Evren, Evren abinin belirttiği gibi yaş da önemli burada. Gökhan Gönüllü, Caneri, e, Atibas'ı. Burak. E, Burak aynı şekilde. Ben biraz kadro kalitesine yani Sergen Hoca'nın da yapabileceklerinin maksimumunu yapıyor şu an ama hani Beşiktaş'ın uzun vadede yani bu takımı değiştirmesi gerek. Selgen Sergen Hoca da şu an e, bir aydır sergiledi bu performansla yeni sezonda şansla geliyor. Bu sene elde Türkiye Kupası da kalmadığı için Beşiktaş için e, önünde dört takım var. Hani Fenerbahçe'yi saymıyorum Alanya Sporu. E, i̇şi zor ama en azından umut vaat ediyor bunu söyleyebilirim. Acaba bir iki tane diyorum genç oyuncu çıkartabilir mi hocam? Yani takıma katabilir mi? Yani çünkü seneye şimdi Elneni sonuçta kiralık gidecek. Diaby gidecek. Yani orada biraz daha oraya enerji, bir tane oyuncu çıksa mesela bir tane oyuncu bir tane oyuncudur. Bir Rıdvan, bir Kartal var doğru sağda ne evet, bileyim. Yani Rıdvan'da böyle iyi sinyaller yani var. elindeki bir oyuncuyu bir tane oyuncu daha katabilirse hoca için kâr olur gibi geliyor bana. En azından onları da değerlendirmek lazım. Tabii ki transfer isteyecektir ama yani transfer yapamayacak yani çok fazla Beşiktaş istediği oyuncuları alamayacak belki çok fazla. Yani görüntü onu gösteriyor. Çok iyi bir çalışma yapılması gerekiyor. Maliyetler bence var, o var, bu kısıtlı var. Kısıtlı şartlar olabilir. Ee, o, o sıkıntılı olabilir. Yani şimdiden evet. seneyi de yavaş yavaş planlamak lazım. Evet önünü göremiyorsun ama yavaş yavaş da bir taraftan onu da planlamak lazım. Yasin Sülün zaten altyapının başına getirdi. O da yıllardır uyumlu değildi. Gerçekten başarılı. O anlamda onun oraya gelmesinin sebebi de bence Evren Hoca'nın dediği gibi altyapıdan yeni oyuncuların takıma katılması. O bütün takımlarımızın için değerli. Çünkü ekonomik sıkıntılardan dolayı Beşiktaş için de mutlaka e, oradan oyuncular çıkarması gerekiyor. Fenerbahçe'nin de çıkarması gerekiyor. Her şey gelecek. Fatih gelecek Sivas'tan. Tabii. Türkiye oynadı. Tabii ki müthiş oynadı. E, şimdi önlü bora müthiş oynuyor. Stoper ama. Stoper. her yerde oynayabilir. Al oynat ya Fatih'le başla. Tabii. Ne olacak yani? Neyi kaybedeceksin bu sefer? Seni mutlaka tutacaklar. Yok sen seni yani. gibi oyuncuyu 2-3 milyon euro verip Oynatabilecek misin bir yıl kiralık? Yani elini de tutabilirlerse misin? ki o alabilirler. Çok, 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 para gibi. verdiler. Alamazlar Altı abi. Yani elini alamaz. Verildi. Ya maliyetleri çok fazla. Seneye doğru kan önemli. <laughs> o zaman <laughs> al Fatih abi oynat orada <laughs> sen onu koy oraya abi güven. Sergen Hoca da yapar bunu. Yani birilerinin de bir şey denemek lazım. Maliyetleri ucuz olacak. En azından genç oyuncuları 2-3 tane sokarsan bir iki tane de yabancı alırsın takımın enerjisini artırır. Artık zaten şu var hocam. Yapar bunu Sergen Hoca. Hocaların hocam. çok hiç, zaten iyi çalışıyorlar. Daha fazla çalışmaları gerekiyor. Çünkü neydi eskiden büyük işte büyük takım dediğimiz Galatasaray, Fener, Beşiktaş ekonomik güç olarak yüksek takımlar. Anadolu'dan biri parlasa hemen alırdı yerli yabancı. Onlar zayıflar hep güçlenir. Şimdi alamıyorsun da yani hem ekonomik olarak durumun iyi değil hem de şimdi Anadolu'dan parlayan bir oyuncuyu almak da kolay Örnek değil. Örnek verelim. 4 şeyler, milyon çok, tabii işte 4-5 milyon sana evet. çok pahalı geliyor. Yani o, o, o anlamda eldeki oyuncuları çok iyi değerlendirme, alınan oyuncuların çok doğru çıkması ve altyapıdan da Evren Turan'ın dediği gibi oyuncular çıkarmak Artı Dorukan tabii nasıl olacak? Tabii Doruk da geliyor. O, Dorukhan o, ben geliyor. kısa sürede ben döneceğim. Yani bu kadar 5 işte konuştuk O çok mesela, önemli. Layıştan bahsedemedik. Laiç sezon hayal kırıklığı diyebiliriz. Bir de Sergen Hoca'yla da veren, servis verelim. Sergen Hoca'yla da kıpırdar diye düşündüm ben yani aynı mevki sonuçta. Bence sezon sonu gidebilir o yani. Satabilirler, satsınlar Adem Laiç. Yani Olmadı. Bu böyle oynayacaksa Boateng bile geldi. Adam 3 tane maç oynadı. Onun Adem için o aklımda kalmadı geçen sene oynadığı maçlar. Yani onu unutturdu adam. O verdiği mücadele, yürekli bu oyun yani. Boateng, yani demişken yani çok de demiş şey yani ben şut yani Belhanda'yı Galatasaray'da izlediğim için. Adem Laiç'i de üç çok beğeniyorum ama. Şutu var yani için en önemli özelliği o. Yani Tabii şut, ki. Şut çok önemli. O da şimdi bu dönemde bence kendini sıkacak. Şimdi bir hastalık geçirdi. Yani o da onun da bir katkı vermesi lazım artık. Yani geçen yani. sene de iyi katkılara verdi. Ama çok. bu sene onu göremedik. Yani Abdullah Hoca'da hiç yoktu. Yani Sergen yani Hoca'da da, oyn... da, alakalı. Bak Sergen Hoca'da oynayamıyorsa onun gibi ofansı seven ...şimdi kino teknik adamda da oynayamıyorsa... ...Adem'le işte problem var abi o zaman. Ben şimdi net söyleyebilirim bunu. Ben o zaman uzun, bir sıkıntı var bu bence adamda. Fizik olarak hazır değil. Gidebilir büyük ihtimal. Çünkü neden? Adem'le hiç biraz hep ayağına isteyerek oynayan oyuncu. Bir de savunma yönü yüksek değil. Onun yaptığı işi şimdi elleniyle Atiba da yapıyor. Ne oluyor? Bu an tek ceza sahasına çok giriyor pozisyonda. Sen hiç Adem'le hiç ceza sahasına girerken çok az görüyoruz. Bu Atenki görmüyor musun zorluyor. Orada oynuyorsan tamam oynatacaksın... Oynayacaksın ama biraz da ceza sonra baksa koşacaksın baks dedim. Oraya gitmesen gol atamazsın. Hep uzaktan vurarak gol atmak o kadar kolay değil. Tabii geçen sene tamam ikinci devre gerçekten iyi iş çıkardı. Ama Sergen Hoca'nın oynattığı oyunda bence layıç ee, zorlanacak. Öyle düşünüyorum yani ben. Şeyin performans çok arttı. Endini ile Enkudu'nun performans inanılmaz arttı. Sergen Zaten hocanın. bir ara... Her hatim, hafta üstüne koyuyorlar. Tabii. Yani geçen hafta Enlini müthiş oynadı. Bir de Enkudu. Yani öyle böyle değil. Yani enerjisi bitmiyor ve birebir de Öyle çabuk oyuncu ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Diye bir mesele çok olmadı yani. Diye bir sonradan giriyor. Ama şey Enkudu yavaş yavaş oturdu. Yani seneyesi de çok önemli yani. Seneye de bu takımın kadrosunu düşünebilirsin. İyi. Yine bir haber paylaşacağız sizlerle ki bu haber sonrasında da Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşılaşacağı mücadeleyi değerlendireceğiz. Bordo Mavili ekibin hücum hattında ne kadar önemli silahlara sahip olduğunu geride kalan dakikalarda sizlere belirtmiştik sevgili seyirciler. Trabzonspor Süper Lig tarihindeki şu an itibariyle geçirdiği sezonları göz önünde bulundurursak eğer kalan haftalar itibariyle en golcü en skorer performansını yakaladı. Haberimizi arkadaşlarımız görüntüye getirecekler. Trabzonspor gerçekten iyi bir dönem geçiriyor. Özellikle skor üretme konusunda bordo mavilerin hiçbir problemi yok. Az sonra son maçta sahaya çıkan kadro, yedek kulübesinde olan isimler ve o gün görev almayanlar yani kadroda bile bulunmayanlar üzerinden de mutlaka konuşuruz ama küçük bir sorun yaşadık onu söyleyeyim. Mehmet Özcan'ın alerjisi sebebiyle bir öksürük problemi vardı. Bu da geçmeyecek gibi görünüyordu. Müsaade istedi. Stüdyodan da bu sebeple ayrıldı ama herhangi bir önemli problemin olmadığını söyleyelim ki aynı alerji durumu bende de söz konusu. Galiba Ender Hocanın parfümü bizim yazdığı. Işte garibanlığın garibanlık da. kötü iş. ...ucuz parfüm kullanınca... Ucuz da et. çok fazla sıkmış. Ha, şey, bırak. Ucuz parfüm kullanınca etkilenir. Aman Kerem sen de yani. gidersen biz nasıl yapacağız programı? Mehmet Aradan çıktıktan sonra ben de o parfümü... Ama psikolojik olarak başlayayım. etkiledin yani. O zaman Hafif böyle benim de böyle boğazımda bir... Gerçekten çakma parfüm o zaman <gülüyor> Tabii <gülüyor> işte yani garibanlığın gözü yukarı olsun derler ya... ...biz <laughs> ama öyle. seviniyoruz garibanlığı seviyoruz. Yani... O anlamda ucuz parfüm işte böyle sıkıntı yaratıyor. Geçmiş olsun tabii bir sorunu yok. Geçmiş abi. olsun dedim. Yani. Önemli, önemli bir problem Aynen. yok. Devam da edebilirdi. Kendisi ayrılmak istedi. Hakikaten çok kolay olmuyor bu tip durumlarda yayına devam etmek. Özür dileyelim bunun için önemli bir problem olmadığını da bir kere daha hatırlatayım. Trabzonspor'un son karşılaşma kadrosuna şöyle bir bakıyorum Ender Hocam, Evren Turan. Hakikaten çok çok önemli oyunculara sahipler. İlk 11'de sahaya çıkan oyunculara baktığında Cilerme skora katkı verebilir. Sosa katkı verebilir. Ekuban verir, Sörlot verir. Filip Novak bir sol bek oyuncusuna göre kesinlikle bu katkıyı verir. Joao Pereira, Kamil Ahmet'in e, forma giydiğini hatırlatalım. Yine skora katkı sunabilecek bir oyuncu. Bakeme kenardan geldi. Abdülkadir Parmak skor üretebilir. Şutu var. E, çok fazla bunu yeni mevkisinde merkezde görmüyoruz ama kanatta oynadığı maçlarda özellikle kupada hatırlayacaksınız. Evet. Arka direğe yaptığı koşularda yaptığı kafa vuruşları var. Skora katkı sunar. Abdülkadir Ömür bunu yapar döndü. Kadroda olmayan Daniel Sturridge var. Hakikaten hücum anlamında çok çok zengin bir takım. Herhalde bu takıma sahip olmakta Trabzonspor için Önemli avantaj. Evet yani bu takımı Trabzon hep söylerim, her her hafta söylerim. Oca, geçen sene Ocak ayından beri hem plan planlaması hem mali açıdan e, doğru bir yönetim şekli e, Trabzon'u bu durumlara getirdi. Takım kadrosuna baktığında çok kaliteli oyuncular var. E, özellikle bu hafta ilk defa şaşırdım. Yani maça hani kötü oynadığı maçlar oldu ama Rize Spor gerçekten ilk yarı çok iyiydi. Yani golü atacağı belliydi. Trabzon bir türlü oyunu kuramıyor. Önde karşılayamıyor, Rize baskılı ve pozisyon bulan takım da Rize Spor'du. Hı hı. Ama o kadar çok işte kaliteli oyuncuları var ki, yani şimdi Vakame ikinci yarı bir girdi, bütün her şeyi değiştirdi. Evet. Cilerme de aslında ilk yarıda iyi oynuyordu. Ben ilk başta şöyle düşündüm, Hüseyin Hoca neden Cilerme'yi çıkardı? Çünkü kazanmak zorundasın, mağlupsun. Hani orta sahadan belki Obimikir'i çıkarsaydı, hani Endia ile beraber Sosa orayı götürürlerdi, bir öne daha adam almış olacaktı yani Vakame'yi soktuğunda. Cilerme de orada hani yine yakalayabilirdi. Çünkü Obi Mikel sonuçta atıldı. Ha, atılacağını nereden biliyorsun bilemezdik ama hani belki öyle de yapabilirdi. Ama onu yapmadı. Yine Vakame'yi aldı. Ee, bir şekilde yine pozisyonları buldu. Neden? Çünkü Vakame bire birebir de çok etkili oyuncu. E bir tarafta Şorlat'ın var. Öbür tarafa kız Ekuban. Herif adam çok kuvvetli. Topla mopla delip geçip gidiyor. Yani Trabzon'un gerçekten çok iyi oyuncuları var bu sene. Yani öyle böyle değil. Yani 11 oyuncuyla oynamıyor. 13-14 oyuncuyla oynuyor. Abdülkadir işte tekrar ki Abdülkadir de oyuna girdi. O toparlayacak. O Hı -hı. kaliteli oyuncu. Defansta da çok aslında Perera yoktu. E, Ahmet de fena oynamadı. O da iyi oynadı. O da iyi mücadele etti. Birkaç hata yaptı ama seyirci tepki gösterse de o da mücadele etti. Defansa defansta da baktığında öyle zaman zaman ufak tefek hatalar yapıyorlar ama kalede de Uğurcan var. Yani kaç tane top çıkardı. Yani öyle böyle değil. Karşı karşıya evet. da. Evet. Yani bir tarafa Mustara diyorum bir tarafa Uğurcan diyorum. İkisi de takımların buraya gelmesinde çok büyük katkıları var. Bu kesin. Tamam futbol bir takım oyunu ama kale her zaman önemlidir. Biz deriz, ne deriz? Kale her zaman bir puandır. Kötü oynarsın, kaleci iyi oynarsa en kötü ya. bir puan alır sana. İşte bunun örneklerinden biri de Uğurcan. Ya Trabzon komple bir takım. Hı. Hüseyin Hoca evet yeni bir teknik adam olarak takımın yardımcı hocasıydı. Bizde şöyle bakış açısı olurdu geçmiş yıllarda. Yani şimdi yardımcı hocayla biz daha çok samimizdir işte. Ender Hoca da bilir hani bir anda bir onu çok oraya... Hani çok görüş. samimiyken bir anda tek direktör olduğunda şimdi ben oyuncuyum mesela, hı hı. Sosa'yım. Bana nasıl tepki koyacak? Yani ben onunla zaten samimiydim. Bir anda bana mesafe koyamaz. Anladın mı? Evet, ya bunu mi? güzel bir şekilde eğer oyuncuların çok kaliteli ve e, kültür düzeyleri iyiyse, seni anlayabiliyorlarsa o uyumu sağlarsın. Yani mesafe de koysa anlarsın. Niye? Tek direktör oldu çünkü adam. Evet. Yani onu ayarlamak çok kolay bu iş değil. Hüseyin Hoca o bence o dönemi atlattı. Yani bir hı hı. maç Beşiktaş maçı biraz bence birkaç hata yaptı ama bu maça baktığında e, genel anlamda takım kötü başlasa da sonunu çok iyi getirdiler. Yani fizik olarak da maçı da bırakmadılar. Charlotte belki gol atamadı ama e, gerçekten iyi mücadele ediyor. Yani takım da ona destek olur. Sosa özellikle o lider vasfını yani o sorumluluğu alıyor. Yani Sosa orada sadece bir e, kaptan sadece bir oyuncu değil. Sosa şu an Hüseyin Hoca'nın yardımcı görevi. Yani Hüseyin Hoca'nın yaptığını yapıyor. Takımda da bir yardımcıcu görevini yapıyor. Onun için e, Trabzonspor e, formda ve iyi gidiyor. Bu arada son dakikalarımız içindeyiz. TFF birincilikte de bu hafta önemli karşılaşmalar oynandı ve bu maçlar sonrasında özellikle üst tarafta nasıl bir rekabet var, nasıl bir puan tablosu oluştu e, bundan da çok kısa bahsetmek istiyoruz. Puan tablosu da görüntüye geldi. Hatayspor 49 puanda toparlandılar. 45 puanla büyükşehir belediye Erzurumspor onları takip ediyor. Adana Demirspor ve Bursaspor'un 41'er puanı var. Altay ve Karagümrük'te Akisar Spor'la beraber 38'er puanda şu an için ligi üst ligi en çok zorlayan takımlar olarak bu ekipleri gösterebiliriz. Ümraniye Spor'un 36, Keçiören gücünün de 33 puanı olduğunu görüyoruz. Önemli karşılaşmalar oynandı dedik. Bursa Spor deplasmanda Ümraniye Spor'la bir bir berabere kaldı. Adana Demirspor Spor, Hatay Spor'la yine bir bir berabere kaldı. Akisar Spor son haftalarda toparladı Yılmaz Hoca'yla beraber iki belik bir netice aldılar ee, Eskişehir Spor deplasmanında 6 İzmir derbisinde Altın Ordu'yu 1-0'la geçtiğini belirtelim. Kerim Avcı'nın atılması sonrası 10 kişi kaldılar ama e, Payşao 67'de galibiyeti getirdi. Ender Alkan çok dikkatini çeken bir durum oldu mu bu hafta? Performansları yani, nasıl buldu? Tabii şu ilk iki için gerçekten bir çekişme var. Bir de ilk altı için, playoff için playoff için de bir çekişme var. Bugün işte Bursa-İmraniye maçını izledim. Ee, tabii ben de oynadım Bursa'da. <laughs> Bursa sonuçta beşinci büyük şampiyon takım. Gerçekten yani her şampiyonluk değerlidir de o ekonomik şartlarda e, bir Anadolu takımının şampiyon olması çok büyük bir olay. Onu başarmış bir takım. Tabii ekonomik zorluklar çekiyor. Ya bu haftaki maçta 1-0 iken e, Seleznova ya yapılan bir hareket var. E, e, rakip oyuncu Stober suratına tekme attı yani vurdu. Endrek vuruş verdi hakem. Yüzde yani yüz penaltı yani. Yüzde yüz bir sıfırken vermedi. Yani ona nasıl endrek vuruşu yani kurallar mı değişti anlamadım. Bir de o kırmızı ya, kart yani attı oyuncu bursun, kırmızı, kırmızı kartta o attığı bir pozisyon var. Oyuncu da şaşırdı. Hı. Topa müdahale etti oyuncu. Topun ayağının üstünden vurdu top. Rakibe geldi. Tamam biraz sert ama topa vurdu. Yani orada nasıl bir kırmızı karttır anlamadım. Gerçekten Bursaspor'u bugün hakem büyük hatalar yaptı. Bence ha Bursa Spor'un da hataları var. İyi oynamıyor haftalardır. Hı hı. Gerçekten oyuncu performansları, maç performansları çok iyi değil. Ama Bursa Spor'un bu, bu maç değil birçok maçta hakem hataları var. O anlamda çok dikkatli olsunlar. Bursa büyük bir şehir, büyük bir camia. Şampiyon takım, ekonomik zorluklarla uğraşan bir takım. Tabii ki de bütün takımların adaletli olmak lazım. Her maçı iyi yönetmek lazım. Ama Bursa Spor'a gerçekten çok fazla oluyor. Çok dikkatli olmak lazım. Teşekkür ediyorum. Bu arada süremizin de sonuna geldiğimizi belirtelim. Ender Alkan, hocam sağ olun. Evren Turhan çok teşekkür ediyorum. Son sayfaya noktayı koyuyoruz. O Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.